Susun. 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 Çox danışdınız. Çox. Mən sizə dərdinə çare olarsız deyə dinlədim. Biraz da susun. Biraz da mən danışım. Dərdimi sizlərə bir də anladım. Danışın Azərbaycan. Səmala budlar məni dağladı sinəmi şimşəklər məni çağırdı səmala budlar məni dağladı sinəmi şimşəklər məni dönüb ucalarda bir qartala mən çıxdım dağlara dağlara Endim dağlardan, döndüm rüzgara, estim denizlerden, denizlerden, denizlerden. Ben döndüm tufana, bir kasırgaya, direndim göylere, göylere, göylere. Çırpın,
yaralı qartal, çırpın. Bəlkə səni boğan torları qırıb atasan. Çırpın, yaralı qartal, çırpın. Bəlkə bir gün səmalarda yenidən pərvazlanıb uçasan. Salam, axşamınız xeyir əziz həmvətənlərimiz. Bu günlərim tam saat Azərbaycan Bakı vaxtı ilə tam saat 21:00-dır. Biz yenidən Azər Freedom'un bu möhtəşəm efirindən sizi salamlayırıq. Bugünkü mövzumuzun adını artıq yəqin ki siz tanış olmuşsunuz. Dərdi bir olanların dərmanı, dövlətinə təhlükə yarananların qurtuluş yolu da eyni olur. Bu təsadüfən seçilmiş bir mövzu deyil. Bu tam bu günlərin müzakirə olunacaq mövzumuzun mahiyyətinə uyğun bir ad seçimidir efir üçün. Buradan da biz bilirsiniz ki, biz hər həftənin bazar ertəsi Uyğur qardaşlarımızın, Uyğur türklərinin Çin terrorizm deməli, belə deyim ki, o zülmü altında əzilməsi ilə bağlı xüsusi biz verilişlər hazırlayırıq. Bu verilişlərimizin hər birində biz müxtəlif müsafirlər, qonaqlar dəvət edirik. Hətta elə olur ki, birbaşa həmin Çində təşkil olunan, Çində, deməli, Çin dövlətində məhz Uyğur türkləri üçün qurulmuş o düşərgələrdə, o kamplarda zülm altında əzilmiş, həmin o kamplarda saxlanılmış, aylarla, illərlə saxlanılmış müsafirlərimiz də olursa, onlar da canlı-canlı olaraq onlara qarşı edilmiş o işgəncələrlə bağlı bizim efirlərdən daim öz söhbətləri ilə, öz dərdlərini bizlə yarıda bölüşürlər. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bu günlərim bizim Qarabağımızın və ölkəmizin ən gözəl mənzərəli, belə deyək ki, təbiətinə görə sünkar bir təbiətə malik olan bir bölgəmiz də Laçında məhz bu günlərim işğal olunmuşdur erməni qulqurları tərəfindən. Və bu müddət də artıq sizin hamınıza bəllidir ki, 28 il örtür. 28 il əziz həmvətənlərim. Sıradan bir zaman deyil, sıradan bir vaxt deyil. Biz Laçının işğalı ilə bağlı əvvəlcə Qurban müəllimdən, Qurban Məmmədovla birgə müzakirə aparacağıq. Ondan sonra isə biz həmişəki kimi Uyğur qardaşlarımızın problemləri ilə bağlı bu günlərim efirimizə təşrif buyuran müsafirlərimizlə Uyğur problemlərinin deməli söhbətimizi bu istiqamətdə davam elətdirəcəyik. Qurban bəylə bu günlərim mənim əsasən Laçın işğalı ilə bağlı söhbətim ondan ibarət olacaq ki, necə oldu ki, belə bir alınması sadəcə sıradan bir belə deyim ki, bir bölgə olaraq o relyefinə görə, coğrafiyasına görə alınması mümkün olmayan bir regionumuz rahat şəkildə erməni işğalına bilmirəm bu ifadə yerinə düşər ya düşməz, erməni işğalına sadəcə və sadəcə təhvil verilmişdir. Biz bunu müzakirə eləyəcəyik. Qurban Məmmədovun da yəqin ki, bundan əlaqədar özünün özəl fikirləri olacaqdır, münasibəti olacaqdır. Mən Qurban bəy efirimizə dəvət eləyirəm və istəyirəm ki, biz yaxın yarım saat ərzində məhz Laçın işğalı ilə bağlı söhbətimizi davam elətdirək. Qurban bəy, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun, orucunuz, ibadətiniz Allah tərəfindən qəbul olunsun. Buyurun Qurban bəy, tamaşaçılarımızı salamlayın və dərhal keçək biz bugün Laçın işğalından artıq 28 il ötür. Necə oldu Laçın işğal olundu, necə oldu arxa-arxaya bizim bütün Qarabağdan kənar olan o 6 rayonumuz qısa bir müddət ərzində işğala təhvil verildi. Bu barədə sizin fikirlərinizi almaq bizim üçün faydalı olardı. Buyurun Qurban bəy. Aleykum salam. Mən sizi də, tamaşaçıları da salamlayıram. Əziz vətənlər, bugün 18 maydır. Əslində baxsanız, mən bu rayonların işğal günlərgədə salınmasının qətəliyinəyəm. Biz bu günləri qisas sürü kimi təbliğ eləməliyik. Baxçadan tutmuş ta qəbrə qədər biz vətəndaşlarımıza izah eləməliyik ki, bu günlər qisas günüdür.
bütün il boyu, ilin 365 günü bizim için qisas günüdür. Ta o vaxta kadar ki, alnımıza ermənilərin vurduğu bu namussuzluq ləkəsini təmizləyənə qədər. Mən istərdim əvvəllər bir neçə dəfə dediğim bir məsəl var, onun çəkin bir də burada. Buyurun. Deyəcən hələ də bizim bəzi vətəndaşlarımız zanlarına sikeşməyib, başa düşmürlər ki, nə baş verir. İki qonşu padişah var imiş, bir gün düşmənin içi deyilmiş də, bir gün düşmən padişah elçisini göndərir ki, bəs o atını verməlisən bizə. Mənim şahım sənin ilxındakı ən yaxşı atı istəyir. Uşaq çağırır vəzir vəkilin, məşvərət edir, toplantı keçirir, dərbi masa keçirir, nə bilim, virtual meeting keçirir. Məsələni izah edir ki, və düşmən mənim atımı istəyir. Dərhal vəzir qalxır, qoşun başı qalxır, sən nə danışırsan, at nə bilim, murad da, qeyrətdir, vermək olmaz, nə edilmək olmaz. Uşaq qulağı asır, dinləyir, hamını dinləyəndən sonra yola salır və atı verir elçiyə, yapar. Üstündən bir müddət keçir, düşmən şah yenə elçisini göndərir. Bu dəfə hərəmxanasındakı qadının ən gözəl həyat yoldaşını ondan istəyir ki, arvadını mənə verməlisin. Yenə şah çağırır dərhal vəziri, vəkili, qoşun başını, icra hakimlərini, nazirləri, prokurorları ki, bəs belə bir hadisə var, düşmən mənim arvadımı istəyir, nə deyirsiniz? Bunlar hamısı qalxı ayağı ki, nə danışırsınız, biz arvad namusdur, qeyrətdir, bu bizi təhqir eləməyə alçatmaqdır, nədir, 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 verməyin, gedək müharibəyə. Şah yenə də dinləyir, qutarır hamının mövqeyini biləndən sonra onlar yola salır və arvadını götürür, verir düşmənə. Nəhayət üçüncü dəfə əsən vətənlər, düşmən yenə elçi göndərir, deyir ki, o Laçın deyilən bir yer var sizə ərazinizdə, bataqlıq, qəmişlik, mığmığaları acıqara da oynayır orada, heç nə bitmir. Bir 50 kvadrat, 100 kvadratda yerdir, onu bizə verməlisin. Şah bu dəfə çağırır vəzir, deyir ki, vəzir tez qoşun ləşkəri hazır edir. Qoşun başını çağır, denən müharibə hazırlaşsın, tez. Qalxır ağa, deyir, nə olub, nə baş verib ki? Deyir, düşmən, o bizim Laçın adlanan bataqlıq var, qəmişlik. İstifadəsi bir yer var, dağın döşündə, oranı istəyir. Vəzir gülür, deyir, şah sağ olsun, sən nə danışırsan? Atını istədilər, verdin, müharibə eləmədin. Arvadının namusunu istədilər, verdin, sən müharibə eləmədin. Bataqlığı neynirsən ki, vaca qanad oynayır orada? Əkinə bir yararlı deyil, biçinə yararlı deyil. Nə mənası var ki, ona görə müharibə eləyək? Ver geçsin. Deyir, yox, vəzir. At da mənim idi, arvad da mənim idi. Mən atıma və arvadıma görə xalqımı qırğına verə bilməzdim. Lakin o bataqlıq dediyin Laçın mənim deyil. Məndən qabaq o bataqlığı bizə vətən eləyən milyonlarla şəhidin və bizdən sonra gələcək milyonlarla yeni nəslin vətənidir. Mən onların görmədiklərimin və görə bilməyəcəklərimin adından qərar verə bilmərəm. Qalxın döyüşək, ya ölək, gələcək nəsillər bizi lənətləməsinlər, bilsinlər ki, gücümüz çatmadı öldü. Torpağı işğal elədilər. Torpağı vermək olmaz. O ruhla qalxırlar ayağa və o özlərindən 100 qat düşmənə qalib gəlirlər. Əslə vətənlər, vətən sevgisi imandandır. Bizim dilimiz bizə belə öyrədir. Vətənə sevgi, vətənə məhəbbət imandandır. Əgər sən doğrudan da Allaha inanırsansa, Allahın varlığını qəbul edib, ahirətə inanırsansa, vətənin uğrunda göz qırpmadan qanını verməlisən. Şəhid olmağı fəxr saymalısan. Amma bizə nə baş verir? Millətimiz bir nəfər kimi, mən dediyim, əhval-i ruhiyyədə yaşayır. Bir nəfər kimi. Nəinki Laçın uğrunda, doğrudan da bir qarış bataqlıq uğrunda da mənim xalqım hər an ölməyə hazırdır. Amma gəlin görək, bu xalqın o ruhiyyəsini qoruyub saxlaya bilirikmi? Bu rejim buna imkan verirmi?
Çıxaq öz ləyəqətin, namusun qorusun, öz adın qorusun. Dünyanın harasında oluruqsa olaq, ey Azərbaycanlılar, ey mənim əziz zavallı soydaşlarım. Harasında oluruqsa olaq, biz baş aşağı gəzməyə məhkumuq. Kim bizə eşidir ki, Azərbaycan vətəndaşıyıq, dərhal Qarabağ sarı yadına. İstər ermənin qabağından tazı kimi qaçmışsan. Sənin torpağın işğal altındadır. Torpağı işğal altında olan bir millətin namazı, orucu, duası batildir, qəbul olunmaz. Mən bilmirəm bu illər ərzində bizim qıldığımız namazlar, etdiyimiz dualar hara gedibdir. Mən bunu bilmirəm. Allah bizə təpər versin. Allah bizim ləyəqətimizi bərp eləsin, özümüzə qaytarsın ki, bu heydərizmin ötəsindən gələk, ərlə verib ayağa qalxa bilək. Millətimizin gücünü, bütün resurslarımızı, torpaqlarımızın azadlığına, ən vacibi də milli şərəfimizin müdafiəsinə və qorunmasına yönəldə bilək. Əslən vətənlər, bugün əslində baxsaz mən yox. Danışmalı idi Arif Paşa, Laçın polkunun komandiri. Bunu da salamlayıram. Bugün danışmalıdı Laçınlılar. Danışmalılar. Çünki onlar bilirlər ki, oranı deşhal olundu. İlhan bəy, nəzərə alaq ki, bu günləri qonaqlarımız var. Sizin bugün çox gərgin söhbətləriniz olacaq Uyğur qardaşlarımızla bağlı. Qısacan onu deyim ki, mən Laçın işğal olmamışdan qabaq Əbülfəz Elçibəyin tapşırığı ilə AXC İdarə Heyətinin bir neçə üzvü nümayəndəsi orada olmuşam, mən olmuşam, Arif Fazıl olubdur və bəzi jurnalistlərin iştirakı ilə biz olmuşuq Laçında. Mən bu sözü dəfələrlə demişəm, buna görə təkrar deyirəm ki, millətin yadında qalsın. Günlərin bir günü bu mənim buradan dediklərim ölübdür deyə prosesual məcəlliyə görə, cənab prosesual məcəlləsinə görə İlham bəy gözəl bilir. İlham bəy, sizin adınızı deyəsən bir səhv yazmış bura biz. İlham Aslanoğlu. Aslanoğlu. İlham yazmışdıq. Hə. Deməli, cənab prosesual məcəlləsinə görə şahidin ifadəsi hansı halda elan oluna bilər məhkəmədə, özü dindirilmədən ölübdürsə, diqqətlə qulaq asın dostlar, əgər şahid ölübdürsə, onun verdiyi ifadə elan oluna bilər, olunmalıdır. Bir də obyekti səbəblərdən məhkəmənin gedişi dövründə o həm ölkədə deyilsə. Bu iki halda şahidin ifadəsi bizim cinayət prosesual məcəlləsində elan oluna bilər və o sübut kimi qiymətləndirilməlidir. Burada mən deyirəm ki, bu şeyi təkrar. Günlərin bir günü əgər ömür vəfa eləməsə, xahiş edirəm, gələcəkdə Qarabağ xəyanətinə həsr olunmuş məhkəmədə mənim buradan dediklərimi səsləndirərsiniz. Mən həmin vaxt Arif Hacılı ilə olmuşam Laçında. Və Laçında aşağıda çayın qırağında ehtiyat qaracaq deyirdi Arif Paşa səhv eləmirəmsə. Əvvəl deyəm, məktəbin həyətində idik, oradan yenidi aşağıya. Orada Qara Polkovnik, Allah rəhmət eləsin kimi tanınan bizim hörmətli bir polis rəsimiz də oradaydı, səhv eləmirəmsə. Durub söhbət edirdik, yanımızda bir dənə zabit var idi, bilməm, kapitanı da o vaxt, mayor da nə idi. Belə baxdı dağlara, biz çayın qırağındayıq, o dərədəyik. Baxdı belə dağlara qayıtdı ki, yox, buranı ermənilərdən biz qoruya bilməyəcəyik. Bu sözü eşitləndə mən belə dişdini döndüm, belə baxdım, bunu deyən hərbisidir dostlar. Hərbisidir. Baxır dağlara, Laçını dağlar qoruyur, Laçını Allah qoruyur. Laçını satmaq lazım deyildi. Şuşanı Allah qoruyurdu. Şuşanı dağlar, qayalar, sıldırımlar qoruyurdu. Şuşanı satmaq lazım deyildi. Şuşanı və Laçını, Qarabağı xəyanətə qurban vermək lazım deyildi. Qarabağımızı və torpağımızı Heydər Əliyevə, Heydərizmə qurban vermək lazım deyildi hakimiyyət naminə. Yetər. Bir balaca bizə kömək lazım idi ki, Allaha bir balaca kömək eləyək. Allahın baxma kömək ehtiyacı yoxdur. O dağların, dilsiz dərələrin bizə bir balaca köməyimizə ehtiyacı var idi. Onu eləmədi. Bu zabit dedi ki, buranı qoruya bilməyəcək. Mən dedim, sən nə danışdın ki? Başa düşmədim. Sən nə panikə salsın dedim və aramızda mübahisə yarandı. Ki, mən panikə salmıram, doğru düz deyirəm. Vəziyyət burada belədir. Dedim, ay ki, sən özün bu fikirdə ola, sən nətər buranı qoruya bilərsən? Sən kimsən burada? Mən də bunu tanımıram adamı. Arif Paşa ölməyib sağdır. Tutdu mənim qolumdan, çəkdi qırağa, deyə Qurban bəy, bu Elbir Soruzovdur. Bunu göndəriblər,
burada ümumi rehberliği dersin. Ve İlhan Bey, onda bizim aramızda bir söhbət oldu. Ayrı Paşa dedi ki, Urban Bey, benim əskerlerim buna tabi olmak istemir. Çünkü bu Şuşada məlum olmuş komandirdir. Şuşanın satılmasında mı verilmesinde de bundan şüphelenir, yanmış şüphelenir. Əskerler tabi olmak istemir. Dedim, onda gelin yığışa bir müzakirə edək. Burada bir vahid komandanlığı müəyyənləşdirək. Onda Tahir Əliyev de oradaydı, Daxişlər Naziri. Ehtibar Məmmədov da oradaydı. Mən idim. Arif Hazırlıydı, Arif Paşaydı. Beşimiz yığışıb oturduq, söhbət elədik. Əlfəz Bey bizə tapışıq vermişdi ki, Allah rəhmət eləsin. Tapışıq vermişdi ki, lazım gələcəksə silah götürün, siz də döyüşdə olun əskərlərin yanında. Biz indi vahid komandanlıq burada yaratmaq istəyirdik. Təklif elədik ki, gəlin beşimizdən birimiz. İnsan Arif Hazırlı dedi ki, mən də hazıram, Qurban Bey də hazırdı. Kimi deyirsiniz? İmumi bir rehber seçsək bu aramızda və ham ona tabi olsun, onun əmirlərinə tabi olsun. Belə deyəndə Ehtibar Məmmədov dedi ki, yox, Rəhim Qazyevin əmri var, Müdafiə Nazirinin əmri var, bura komandir təyin olunubdu, Elbir Sorozov. Özü de əvvəlcədən. Yəni, bütün bu hərbi hissələrin ümumi rəhbəri sən demə orada. Elbir Sorozovuymuş. Şu ağlandan sonra yox ha. Əvvəlcədən. Və indi gəlib oradan istəyir ala-ala idarəçiliyi. Mən ona dedim ki, əgər elədirsə buyursun, rəhbəri eləsin. Arif Paşa dedi ki, qardaşlar, mənim əskərlərim ona tabi olmuyor bu səbəbdən dedim. Şuşanı verib, məğlub olub gəlibdir. Bu əskərlərin arasında bunun komandir olması burada rut işini yaradır. Mən dedim, yox, qəti yemin iş ola bilməz, qanun qanundur. Necə ki, əmrləv olunmayıb, başqası bura təmin olunmayıbdır. Ham ona tabi olunmalıdır, biz də o cümlədən gedək mən danışım əskərlərinə. Yendim şəxsən mən Arif Paşa ilə bir məktəbə, əskərlər yerə uzanan, gözü yol çəkən, çox qəribə bir vəziyyət idi. Nəsə, danışdıq, söhbət elədik, ham razılaşdı. Əsən vətənlər, həmin Elbir Sorozov əvvəlcədən deyə-deyə ki, buranı Ermənidən biz müdafiə edə bilməyəcəyik. Şuşanı da verdi Gəldullasına, Lasını da təbii verdi və bu günləri generaldır. Bir baxın, istənilən oyunun kim tərəfindən qurulduğunu dəqiq müəyyənləşdirmək üçün o oyunun, o hadisənin nəticədə kimə xeyir verməsini müəyyənləşdirmək lazımdır. Kim hər hansı bir prosesdən, oyundan tam xeyir götürə bilirsə, xeyrin çoxunu qamarlayırsa, deməli, o təşkil edib onu. Həsən vətənlər, nə baş verdi? Şuşanın işğalı, Lasın işğalı, Qarabağın 20, torpaqlarımızın 20% işğalı nəticəsində gəldi hakimiyyətə Heydər Əliyev, general oldu kim? Elbir Sorozov. Lasın satılıb Heydər Əliyev tərəfindən. Elbir Sorozov tərəfindən, dostlar. Şuşa satılıb Heydər Əliyev tərəfindən. Həmin Elbir Sorozov tərəfindən. Bu günlər Azərbaycan ordusu düşmən əlindədir. Nəcməddin Sadıqov düşmənə işləyir, Elbir Sorozov düşmənə işləyir və onların gətirdiyi kadrlar hamısı. Bir baxın, Azərbaycan ordusunda İlham bəy, Əbülfəz Elçi bəyin o zaman hərbi məktəblərə Türkiyə göndərdiyi bir dənə zabit yoxdur. Bunlar gələn kimi Heydər Əliyev hamısını uzaqlaşdırdı, hamısını təqib edib vurdular, gətirdilər Rus ordusunun kadrlarını. Bunlar hamısı dilləri ilə, əxlaqları ilə, mədəniyyətləri ilə və tərbiyyəsi ilə hamısı bağlıdırlar Moskvaya. Bizim xalqımız bu. Sualım var. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Sizə bir sualım var, Qurban bəy. Deməli, bilirik ki, Laçın koridoru deyilən həmin ki, o xətt var idi. Hansı ki, o birbaşa həyatı bir əhəmiyyət kəsb edirdi. Və Laçın koridorunun işğal olunması ilə də demək faktiki olaraq Qarabağ adlı bizim o regionumuz Ermənistana birləşdirildi. Necə ola bildi ki, ümumiyyətlə mən belə deyək də həm o koridorun alınma, mən niyə görə o koridoru diqqət mərkəzinə gətirirəm? Çünki həqiqətən də onunla da demək olar ki, bu Qarabağın işğalına bir növ belə deyək ki, bir qara nöqtə qoyuldu. Orada ümumiyyətlə, Qurban bəy, döyüşlər getdi mi? Yəni o müharibə səviyyəsinə uyğun döyüşlər getdi mi? Ümumiyyətlə, Laçın qorundu mu? Bunu bir xahiş edilən bir
Çünki mən ANS-də kadrları axır vaxtlar çox tez-tez mən onu izləyirəm. O Laçında olan o rəhmətli Çingizin əsasən çəkdiyi o kadrlardan mən baxıram. Mən belə baxıram ki, orada o bütün ciddiyyəti ilə o döyüş əməliyyatlar aparılmayıb. Ümumiyyətlə, qorundu mu Laçın? Orada döyüşlər getdi mi? İlham Bey, Qurban bəy. Mən onu deyim ki, əvvəla döyüşlər gedib də hər yerdə. Bir yerdə lazımı qədər gedib, qızğın döyüşlər gedib, bəzi yerlərdə episodik olub döyüşlər. Amma etiraf eləmək lazımdır ki, bizim Qarabağda bir çox bölgələrimiz panika ilə verilib erməniyə. Ağıllı başlı panika sarıblar. Yəni, bizim içimizi əvvəldən yerləşdiriblər. Bu gün necə ki, Azərbaycan müxalifəti 90% işləyir ha hökumətə. Həmin şey o vaxt orada dolubdur. Bu gün ordumuz o vəziyyətdədir. Adamların yerləşdiriblər, Rusun erməninin panika sarıb təhvil veriblər. Lakin 30 minə qədər şəhid varsa, bunun 10 mini belə deyək də xəyanətin qurbanı olub. Elə nə 6 minə qədərini Murovdağda 94-cü ildə Heydər Əliyev batırdı, dondurdu hamısını. Ona qədər də ola bilsin xəyanətin qurbanı olanı çoxdur. Amma kişi kimi döyüşüb vuruşanlar var. Həqiqətən də ləyaqətlə döyüşüb şəhid olan bizim minlərlə övladımız var. O cümlədən də Laçın bölgəsində, Şuşanın özündə. Amma sizin sualınıza ən dolğun cavabı verən Arif Paşa və Laçın polkunun əsgərləri. Buradan da mən onları səsləndirəm, salamlayıram. Dəvət edirəm, sabahdan başlayaraq çıxsınlar efirlərə, desinlər ki, nə baş verib. Mən şəxsən həmin gün orada olanda Arif Paşa bizi, Arif Hazırı ilə mənə çəkdi qarağı, dedi ki, xahiş edin buranı, tərk edin, gedin. Çünki siz burada olmağınızla, dedi, bir mənə mani olursunuz ki, mən bilmirəm, sizi burada mühafizə elətdirəyim, çünki burada hər şey ola bilər və sizin də burada avtomat alıb ki, döyüşməyinizin bir mənası yoxdur. Siz qaydan azar Bakıya təcili, vəziyyəti deyin ki, nə var, burada vəziyyət necədir. Və onda biz Nissan bir markalı Yapon maşını ilə aşağıda yuxarı qalxanda, İlham bəy, bizim başımızın üstə qırat ermənilər yağdırmağa başladılar. Biz hətta bir dəfə yolda maşımızı salladıq, göyə yarğanda gizlənmək istədik, alınmadı. Sonra işıqları söndürdü, hava qaralmışdı. Maşın işıqları söndürdü, biz Laçından çıxanda yolda rastlaşdıq tank və BTR karvanına. Gördük ki, hamı işıqlarını söndürüblər, deməli, əsgərlər zabitdə ələ veriblər, yapışıblar BTR-in tankın qabağından, hansı da qaydada onlara bilməm, işarə verə-verə gedirdilər Laçına. Mən şəxsən bugün də anlaya bilmirəm ki, dağ yerində bu tank BTR necə istifadə olunur. Mən hərbiçi deyiləm, peşəkar hərbiçi deyiləm, bunu bilmirəm. Onu niyə orada aparırdılar, nə məqsədən aparırdılar, o texnikanın sonrası taliyiniz olub bilmirəm. Mən hər halda Arif Paşanı dəvət eləmək lazımdır, bu barədə danışsın. Laçının tək bugün bir Laçı rayonunun cavanları kifayətdir ki, İnanın mənə, bir Laçın cavanları kifayətdir ki, erməni olsun biz məğlub eləyək. Bir Kəlbəcərli cavanları kifayətdir ki, bir həftənin içərisində biz Qarabağ azad eləyək. Moskvada bir Kəlbəcərli dostumuz vardı, mənə bir bundan qabaq mesaj yazmışdı ki, Qurban bəy, xahiş edirəm, təminat verin, deyin hökumətə, bizi silahlandırsın, bizi tutmasınlar, bizi arxadan vurmasınlar. Mən öz kəndimizi yem azad eləyim, Kəlbəcər azad eləyim rayonu. Mən bilirəm ki, oranı necə xilas eləmək lazımdır. Dərdimiz bundadır ki, İlham bəy, bu rejim xalqın qollarını daldan bağlayıb, onu özünü müdafiə etməyə imkan vermir. Və o zona əhlə tanıyan, hər girişin çıxışını bilən, hər zığrına bələd olan adamlar artıq yaşdaşıb aradan çıxırlar. Ey Azərbaycanlılar, ayılın, bu rejimin bu atəşkəsi belə uzatmağından məqsədi budur. Və bu günləri mən yaş adamlar, deyək ki, mən kəndimizin Kəfşənindən dağın dərəsinin hər deşiyini bilirəm Naxçıvanda. Sabirabadı Sabirabadı əla tanıyır. Kəlbəcərdə də Kəlbədən əla tanıyır ki, hardan girmək, hardan çıxmaq olar. Düşməni harada təliyə salmaq olar. Düşmən harada tələ qura bilər bizə. Hardan xilas olmaq, harada hücum eləmək, hamımızın bilir o yerli cəmaat. Amma görə nə edirlər? 28 il keçdi. 27 il keçdi bu hadisənin üstündən. 28 il dostlar, əziz vətənlər. Ailəm, başa düşün, o zaman 30 yaş olanların bugün 58 yaşı var. O zaman 50 yaş olanların artıq yoxdur.
Birazdan Kəlbəcəri və Laçını tanıyan adamlar qalmayacaq, ha, döyüşmə qabiliyyəti olanlardan söhbət gedir. Dərdimiz budur. Ona görə də millət ayağa qalxmalıdır. Təşkilatlanmaq lazım. Təzirli sürətlə siz bu müxalifətin, dostlar, dırnaqarası müxalifətin yalanlarına uymuyun. Seçki, meçki, danışıq, nə bilim, yol, mol, xərtəbəti yoxdur, olmayacaq. Millət, alladırlar səni. Ayıl qeyrətin olsun. Özünə gəl. Alladırlar səni. Başını tumarlayırlar. Bunlar hamısı hökmədə işləyir. 90%, 99%. İslahdan danışanlar, diyalogdan danışanlar, seçkidən danışanlar hamısı rejimin yanındadır və Ermənistana qulluq eləyirlər, Rusa qulluq eləyirlər, bunu ailin bilin, başa düşün. Mən bu günləri bundan kifayətlənirəm, İlham bəy. Aydındır, Qurban bəy, sadəcə mən sizlə bir texniki sualı da verirəm, ondan sonra sizi biz yola salırıq. Allah razı olsun, təbii ki, siz bizdən tam ayrılmırsınız, tamaşaçılarımız o qədər də belə həsrətdə qalmasınlar. Yəqin ki, siz efri siz idarə eləyəsiniz. Təbii, təbii, buradayım. Günlərim çox, bəli, ciddi bir mahiyyət daşıyan bir proqram sərgiləyəcəyik. Ona görə də bu bəyənməni, paylaşmanı təmin edin. Hörmətli həmvətənlərim, bu günlərim həqiqətən də çox maraqlı bir proqramımız olacaq. Qurban bəy, sizdə ümumiyyətlə məlumat var idimi? Laçın işğal olunmamışdan əvvəlki günlərdə orada təxminən bizim nə qədər canlı hərbi qüvvəmiz var idi? Yox, mən bu barədə dəqiq deyə bilmərəm. Yalan olar, dedim də bu barədə mütləq dəvət eləmək lazım, Arif Paşa danışsın və hərbiçilər. Amma icazə verin, qısa bir şey deyim ki, əsən vətənlər, dəyər dostlar, bizim verilişimizin adı nədir? Dərd birdirsə, dərman da birdir. Problem eynidirsə, çıxış yolu da birdir. Niyə biz Uyğur qardaşlarımızın faciəsini gündəmə gətirməyə çalışırıq? Niyə bundan danışırıq? Azərbaycan xalqının, Çin dövlətinin, Uyğur türklərinin başını açdığı müsibətlərdən xəbəri yoxdur. Şərqi Türkistanın problemlərindən, dərdindən xəbəri yoxdur. Bilin, vaci olun, bizim Uyğur qardaşlarımız da, Şərqi Türkistan dövləti də aynən bizim vəziyyətimizdədirlər və bizim taleyimizi yaşayırlar. Dərdimiz eynidir. Orada işğal olunub Çin tərəfindən, təqib olunurlar, öldürürlər, həbs olunurlar, didəyin sanırlar bizdə də. Onlar necə xilas olacaq, biz elə xilas olacaq. Biz necə xilas olacaq, onlar elə xilas olacaq. Ona görə də biz mütlə Uyğur gündərliyini hər həftənin birinci günü gündəmə gətirməliyik. Uyğur qardaşlarımızın faciəsini öyrənməliyik. Onların mübarizə metodlarından, təşkilatlanma vəziyyətindən biz istifadə eləməliyik. Bizimkindən də onlar istifadə eləməlidirlər. Günlərin bir günü, inanın mənə bir zaman gələcək, Uyğurlarla biz eyni səngərdə olacaq və biz buna məhkumuq. Ona görə də mən sizi xarş edirəm, verilişi bəyənin, paylaşın və daha çox insanı çağırın ki, kanalımıza abunə olsun və bu gün söhbəti dinləsin. Buyurun. Təşəkkür, Qurban bəy. Biz artıq sizlə vidalaşaq, yəni o efir mənasında, o görüntü mənasında. Siz yəqin ki, efri idarə edəsiniz inşallah. Allah qüvvət versin və lazım olanda, zərurət yarananda da efir pəncərəsində olmasaz da, görüntülü olmasa da, səsli olaraq siz öz fikirlərinizdə bildirə bilərsiniz. Yəni ki, söhbətimiz... Mən meydanı verirəm sizə, buyurun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, Allah razı olsun. Hörmətli həmvətənlərin, bugünlərin biz gördüyümüz kimi bizim efir pəncərələrini doldurmuş, bəzəmiş, bu cür yaraşıqlı bir insanlarımızla, gözəl bir insanlarımızla, Uyğur qardaşlarımızla bugün bir Çin ölkəsində, Çin faşizmi altında əzilən xalqımızın belə deyək ki, eyni soydaşıcılarıyıq biz, Uyğur türkləri ilə belə deyək ki, bir qanın daşıcılarıyıq. Mən xahiş edirəm, bugünlərin bizim efrimizi son dərəcə diqqətlə izləyəsiniz. Çünki Qurban bəyin dediyi kimi, dərdi bir olanların dərmanı dövlətinə təhlükə yarananların qurtuluş yolu da eyni olur. Niyə Uyğurlar? Ona görə ki, dərdimiz birdir. Bu cür bizim öz problemimizi Uyğur qardaşlarımızın problemləri ilə eyniləşdirib sizə təqdim edirik. Sizləri xoş gördük, hörmətli müsafirlərim. Mən sizi bir-bir təqdim edəcəm və sizə ilkin olaraq tanıtma üçün söz verəcəm. 2 dəqiqə, 3 dəqiqə ərzində özünüzü tanıdırsınız. Yəni efir tamaşaçılarımız sizi yaxından tanısınlar.
Ondan sonra bir-bir növbəli şəkildə mən sizin hər birinizə bu günlərin müzakirə olunan problemlə bağlı olaraq suallar verəcəm və cavablarım alacağım. Xahiş edirəm, mikrofonlara nəzarət eləyəsiniz, mikrofonlarınızı açın, açıq vəziyyətdə də saxlayın. Mən bir-bir bu günləri sizə mikrofonlarınızı xahiş edirəm, açın. Kimi mikrofonu bağlıdırsa, mikrofonlarınızı açın. Deməli, bu günləri bizim efirimizdə olacaqdır. Seyid Sadat, hörmətli bizim uyğur qardaşımız, Abdülvali Uğrahan, İbrahim Sıddıq və Abdülsalam Təkli Məkan, Təkli Məkan yəni, təklənmiş məkanda olan qardaşımız Abdülsalam. Mən birinci olaraq sözü vermək istəyirəm Abdülsalam qardaşımıza. Abdülsalam qardaş, buyurun. Yalnız Abdülsalam Bey'in acil iş çıktı aniden. O yüzden efirde ben onu belli görmedim. Onu... Bugünkü programa katılamayacak. Sadece ben olacağım. Aydındır. İbrahim Bey ile onda eğer siz Abdülsalam Bey'in artık barisinde evet. Malumat verdiyse onda belli siz onda özünüzü təqdim edin, sizi tanıyak, ondan sonra kardeşlere söz verelim. Buyurun tamam. İbrahim Bey. Şu an yayın başladı mı? Bəli, bəli, bəli. Buyurun, buyurun. Efirdəsiz, evet. Buyurun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben aleykümselam ve İstanbul'da İbrahim Sıddık. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi yönetim üyesiyim. Şu an Türkiye İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde İslam bilimleri okuyorum. Birkaç senedir bu Doğu Türkistan davasını tüm Türk milletine ve tüm İslam alemine anlatmaya çalışıyoruz dernek olarak. Evet. Aydındır, aydındır. Teşekkür ederim. Dernekte, sizde dernekte İbrahim Bey ne kadar üzvünüz var sizin orada? Neçe nefer üzvünüz var? Anlamadım. Dernekte neçe nefer üzvünüz var? Neçe kardeş orada toparlanması dernekte? Dernekte şu an 100'den aşkın üyemiz var. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Derneği'nin şu an 100'den aşkın üyesi var. 30'a yakın yönetim kurulu, diğerleri hepsi Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi'nin üyeleri. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Doğu Türkistan'daki ve yabancı ülkelerdeki Doğu Türkistanlı Uygur ve Türk kardeşlerimizi temsil eden tek bir teşkilattır şu an. Teşekkür. Demir Abdülvali kardeşimiz, buyurun. Özünüzü təqdim edin. Sesiniz, mikrofon. Mikrofon. Ben dedim bak mikrofonunuzu açın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi söz çıkarsın. Başka sesleri bağlayın. Buyurun. Diğer telefonu bağlayın. Bəli. Onu tam alın ses. Buyurun Abdülbari Bey. Buyurun. Selamun aleyküm. Kusura bakmayın, beklettim. Özür diliyorum. Aleyküm selam. Buyurun. Ben Abdüveli Buğrakhan. Türkiye'nin Ankara'da yaşıyorum. Doğu Türkistan Dernek Başkanı. 3 senedir Çin zulmü karşı, zalim Çin'e karşı siyaset yapıyoruz. Allah razı olsun. Bugün bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Minnettarım. Yani Doğu Türkistanlılarının sesi olmak en önemli. Şu yüzden sizden çok memnun oldum. Tüm Doğu Türkistanlılar adına teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Biz de size teşekkür ediyoruz ki bugünlerimizin bizim davetimizi kabul edip bizim efrimize teşrif buyurmuşuz. Demek bizim orada yakın şehre yanınızdadır Seyid Sadat kardeş de. Buyursun o da, özünü təqdim eləsin, tamaşaçılarımız onu da tanısınlar.
istiyorum. Esselamu aleyküm. Normal oturun. Böyle oturun. Biraz ama sıklaşın ha. Böyle oturun. Buyurun. Buyurun Serdar kardeş. Buyurun. Tamam. Benim ismim Seyit Sadat. Güney Türkistan Genç Kollar Başkanı. Filan Ankara'da ikamet ediyorum. Kendim Türkmen. Ha, maşallah, maşallah. Allah razı olsun, Allah kömür olsun. İbrahim Bey, size kaydak yeniden. Siz faaliyetinizle bağlı məlumat verin ve hal-hazırda Çin'de yaşayan, biz bilirik ki, Çin'de artık səhv eləmirəmsə 40 milyona yaxın Uyğur, yani Şərqi Türkistan'da Türkler yaşayır. Əsasən də 80-90 faizi Uyğur Türklərindən ibarətdir. Hal-hazırda o soydaşlarımızın vəziyyəti barədə, onların yaşantısı barədə nə məlumatlar var orada, nələr baş verir? Bu barədə xahiş edirik. Yaxın bir 5-6 dəqiqədə bizə məlumat verəsiniz. Buyurun İbrahim Bey. Evet. biz öncə kendimden məlumat verim, deneyimimizden. Biz Doğu Türkistan Yeni Nesil Derneği 2018'de kurulduk. Ancak 2006'dan beri Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan davasını anlatan faaliyet gösteren Maarif Cemiyeti, Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti Derneği'nin gençlik kollarıyız. Şu ana kadar Türkiye'de gerek Türkiye'de olsun gerek ses geliyor. Evet. Ya kaşe normal normal danışın danışın. Evet. Ben sadece Abdülvali Bey oturduğu ekran normaldı Abdülvali Bey. Tərpənməyin. Çok yaxşıdır yeriniz. Bu formada dayanın. Tərpətməyin. Telefona da toxunmayın. Xahiş edirəm. İbrahim Bey buyurun devam edin. Evet. Şu ana kadar Maarif Derneği olarak bir de Doğu Türkistan bu Maarif Derneği'nin gençlik kolları olarak bizim yaptığımız hizmetler bir gerek Türkiye olsun gerek yurt dışında olsun tüm Türk alemine ve İslam alemine Doğu Türkistan'da şu an olanları yaşanan zulümleri anlatmak oldu. Ve bu bağlamda çeşitli programlar yaptık, seminerler yaptık. Ondan sonra yani elimizden geldiği kadar Doğu Türkistan'daki olanları, Doğu Türkistan davasını, Doğu Türkistan'da kimlerin yaşadığını, kimin toprakları olduğunu anlatmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Bir de Doğu Türkistan gençlerine yönelik burada eğitim faaliyetleri veriyoruz biz kendimiz. Şeylerde devletle anlaşma yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle eğitim faaliyetleri veriyoruz. Mesela Doğu Türkistanlı öğrencileri şey yaptırma, onları üniversitelere yerleştirme, liselere falan. Yani genel olarak 2006'dan beri aktif olarak faaliyetteyiz. Şimdi Doğu Türkistan'da olan durumları, Doğu Türkistan'da şu an yaşanan durumları geçmeden önce Doğu Türkistan'ın nerede olduğu, Doğu Türkistan'ın neden zulüm altında olduğu ve Doğu Türkistan'ın kısacık tarihinden bahsedersek bunu kaydetmekte fayda olacaktır. Çünkü izleyen herkes Doğu Türkistan'ın neresi olduğunu, kimlerin yaşadığını bilmeyebilir. Bu yüzden ben kısaca bunlara değineceğim. Buyurun. Önce Doğu Türkistan'ın yüz ölçümünden başlayalım. Doğu Türkistan nerede? Doğu Türkistan Türk dünyasının en doğusunda olan, Çin'in batısında olan 1.828.418 kilometre kare toprağı olan bir yerdir. Yani şu anki Türkiye'den 2,5 kat daha büyüktür Doğu Türkistan'ın genişliği. Sınır uzunluğu ise 5.600 kilometreyi geçmektedir Doğu Türkistan'ın. Evet, orada da haritada da var zaten. Bundan sonra Doğu Türkistan'a komşu olan ülkeler, 10 tane ülke Doğu Türkistan'ın komşudur. Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan, Pakistan, Afganistan, Hindistan ve Tibet olmak üzere 10 devletle komşuluğu vardı Doğu Türkistan'ın. Bundan sonra Doğu Türkistan coğrafi yapısı olarak çok şeylerde meşhurdur. Mesela Doğu Türkistan'ın en yüksek dağları sayılan Tanrı Dağı, yani dünyanın en yüksek dağları sayılan Tanrı Dağı ve Altay Dağları Doğu Türkistan'dadır. Dünyanın en büyük çöllerinden Taklamakan Çölleri Doğu Türkistan'dadır. Bundan sonra Doğu Türkistan'ın şu an zulümde olmasının nedeni belki de yeraltı kaynaklarından sebep diye düşünebiliriz. Çünkü Doğu Türkistan halkı, Doğu Türkistan toprakları
çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan bir topraktır. Bazı alimler Doğu Türkistan'ı 21. yüzyılın Kuveyt'i olarak da tanımaktadır petrol açısından. Ondan sonra Doğu Türkistan'ın yer altında petrol, doğalgaz, uranyum, kömür, altın ve gümüş madenlerin bolluğu ile bilinmektedir Doğu Türkistan. İsviçre'nin bir petrol araştırma şirketinin Doğu Türkistan'da yaptığı 7 yıllık petrol araştırma raporuna göre Doğu Türkistan'ın Tarım Havzası diye bir yeri var. Tarım Havzası'nın ortasında Taklamakan Çölü var, daha demin bahsettim. Taklamakan Çölü'nün yer altındaki, Taklamakan Çölü'nün altındaki petrol rezervi, sadece Taklamakan Çölü'nün altındaki petrol rezervi 50 milyon ton olduğu açıklanmıştır. Bu petrol, dünya petrol rezervinin 1/3 kısmını da teşkil etmektedir. Bu sadece Doğu Türkistan'ın Taklamakan Çölü'nün altındaki bir tane petrol çıkarma yerinden bir tanesidir. Petrol alınan yerlerden bir tanesidir. Ama Doğu Türkistan'da 500'den fazla petrol çıkan bölge vardır. Ayrıca Doğu Türkistan'ın sadece petrol olan yerlerinin büyüklüğü İngiltere ve Fransa'nın yüz ölçümünden daha büyüktür. Petrol açısından bu kadar zengindir. İki, Doğu Türkistan'daki doğalgaz açısından ne kadar zengin? Doğu Türkistan'da 20'den daha fazla yerinde doğalgaz yatağı bulunmaktadır Doğu Türkistan'ın. Son yıllarında Tarım Havzası'nın aynı şekilde. Tarım Havzası'nın Taklamakan Çölü'nde keşfedilen doğalgaz rezervinin 8 trilyon kütmetre olduğu açıklanmıştır. Bu doğalgaz rezervi ABD'nin sadece yedek doğalgaz rezervinin 2 katı kadardır Doğu Türkistan'da. Sadece Taklamakan Çölü'nün altında bulunan Doğu Türkistan'daki doğalgazın. Bundan sonra Doğu Türkistan'ın Tarım Havzası'nda bulunan petrol ve doğalgaz Çin devletinin rahatlıkla 300 sene kullanmasını yetecektir. Petrol, doğalgazlar. Bu rakamsal konuşuyorum. Milletin öyle ağzında dolandığı laflar değil. Bu şeylerin, araştırmacıların keşfettiği şeydir. Günümüzde Tarım bölgesi Doğu Türkistan'ın en önemli petrol endüstri bölgelerinden, dünyanın da en zengin petrol yatağı bulunan yerlerinden biridir. Müslüman Uygurlar, Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk halkı, Uygurlar olsun, Kazaklar olsun, Özbekler olsun, petrol denizinin üzerinde yaşamalarına rağmen bu petrollerden Doğu Türkistan halkına hiçbir şekilde pay vermemektedir Çin. Bir de Çin yönetimi Doğu'nun, yani Batı'nın gazını, petrolünü, Batı'nın dediği Doğu Türkistan Çin'in batısında kalmaktadır. Doğu Türkistan'ın gazını Doğu'ya, Batı'nın gazını Doğu'ya taşıma projesiyle Doğu Türkistan'daki doğal gaz, petrol ve başka kaynakları, son olmayan tankerler ve bir sürü nakli araçlarla istediği kadar Doğu Türkistan'daki şeyleri, yeraltı kaynakları yağmalamakta ve bu kaynaklar Çin'in en ucra bölgelerine kadar ulaşmaktadır. Tam bu madenlerin yanı sıra Doğu Türkistan tarım bakımında da çok gelişmiş, çok verimli topraklara sahip topraklar var Doğu Türkistan'ın. Yani Doğu Türkistan'ın Çin'in şu an bizim topraklarımız diye iddia ettiği toprakların sınırları içerisinde 162 çeşit maden bulunmaktadır. Yani yeraltı kaynak bulunmaktadır. Bunun sadece 148 çeşidi Doğu Türkistan'dan alınmaktadır. Yani Çin'in %85 ekonomisini sadece Doğu Türkistan'dan karşılamaktadır. Aydın İbrahim Bey, Rusya'dan bu tek sebep bu mu? Uygurlara karşı, Uygur Türklerine karşı tek sebep bu mu? Ve ümumiyyətlə orada konkret olarak hücum ne baş verir? Doğu Türkistan'da yaşanan bu zulümün tek sebebi bu değil. Ama vazgeçilmez sebeplerinden birisi bu. Çin'in
yani ayakta kalabilmesi için Doğu Türkistan'ı vazgeçilmez yapan sebeplerden birisi bu. Ama başka sebeplerden sayacak olursak, mesela Doğu Türkistan'ın Müslüman olması, Doğu Türkistan'daki halkının %100'ünün Müslüman olması ve Çinlilerle beraber yaşamak istememesi gibi bir sürü nedenler sayabiliriz. En önemli vazgeçilmez nedenlerden birisi budur. Bundan sonra Doğu Türkistan'ın bu kaynaklarından biraz şey bahsettikten sonra Doğu Türkistan'ın azıcık tarihinden bahsedelim. Doğu Türkistan neresi? Türkleri Türklerle ne ilgisi var Doğu Türkistan'ın? Azerbaycan Türkleriyle, Uygur, Özbek Türkleriyle, Kazak Türkleriyle, Türkmenlerle ne ilgisi var? Bunu da kısaca bahsetmek gerekir. Doğu Türkistan tarihten önceki asırlarda bile medeniyet, Doğu Türkistan'ın tarihten önceki asırlarda bile medeniyet şehri olduğu herkes tarafından bilinmektedir zaten. Herkes bilir bunu. Türklerin, dedelerin doğup büyüdüğü yerin yer Doğu Türkistan'dır. Bilimsel araştırmalara dayanarak şunu söyleyebiliriz ki Türkistan tarihin ilk yıllarında bile medeniyet, sanat, devletçilik, teşkilatlanma gibi şeylerde en üst seviyeye ulaşmıştır. Tarihi kaynaklara göre Doğu Türkistan bundan pek çok asırlar önce, seneler önce Doğu Türkistan'da birçok küçük devletlerin olduğu tarihi kaynaklarda geçmektedir. Ancak milattan 13 asır önce dünya çapında en büyük, en güçlü devlet Doğu Türkistan'daydı. Dünya çapında. Bu devletle Hintliler Troşka, İranlılar ise Saka, Yunanlılar ise İskit diye adlandırmıştır. Bu devlet sadece Türk topraklarına sınırlı kalmayıp Hindistan ve İran'da asırlarca hüküm sürmüştür. Milattan önce 4. asıra geldiğimiz zaman bu devlet parçalanmaya yüz tutmuştur. İskender Zulkarneyn'in Asya'ya seferi sonucu bu devletin parçalanması hızlanmıştır. Bu büyük devlet parçalanarak 55 tane küçük devlete dönüşmüştür. Lakin Türkistan bu devletlerin parçalanmasına rağmen Türkistan'ın hükümdarları hep Türklerden oluşmuş. Çinlilerle alakası yok yani. Hep Türklerle oluşmuş. Başka yabancı, ister Çinli olsun, ister Yunan olsun, ister İran, ister Hindistan. Hiçbiri Türklere hükmetmek değil, Türklerin rüyalarına bile hükmedememişlerdir. Bundan sonra Doğu Türkistan'da tabii tarihi süreç çok uzun. Doğu Türkistan'daki en dünyaya yön veren, dünya medeniyetine medeniyet katan devletlerinden birkaç tanesini de sayacağım. Bundan sonra Doğu Türkistan'ın Cumhuriyet dönemi zaten. Doğu Türkistan bu devlet, daha demin bahsettiğimiz devlet parçalandıktan sonra Doğu Türkistan'daki halkı birleştirmek için bunlar devreye girmiş. Milattan önceki 220 senesinde Hun devletini kurmuştur. Bu devlet Türk devletidir. Çinlerle alakası olmayan. Ve bu devlet Çinlere kan kusturmuştur. Bilirsiniz, tüm dünyada meşhur olan Çin Seddi'ni. Çinliler bu devlet kurulduğunda, yani bu devleti Türklerden korunmak için set yapmıştır Çin Seddi. Şu an tüm dünyada meşhurdur. Bu devlet milattan sonra 386'ya kadar ayakta kalmıştır. Bundan sonra Köktürk sırasıyla gelmektedir. Köktürk devleti 386'dan 534'e kadar. Bundan sonra Uygur devleti gelmektedir. 520'den 840'a kadar. Uygur devleti kurulduğunda Uygur devletinin dünya medeniyetine katkıları çok fazladır. Türk medeniyetine katkıları çok fazladır. Mesela ilk Türk yazısını Uygurlar icat etmiştir. Uygurlar yazmıştır. Bundan sonra ilk tarih yazmaya Türklerin arasında. İlk Türkler başlamıştır. Belki de bilirsiniz Mengü tarih taşlarını, taşlara yazmayı başlamıştır bu Uygur Devleti zamanında. Uygur Devleti'nden sonra, Uygur Devleti 840 senesinde
bazı şeylerden Türklerin arasındaki bazı tartışmazlık, anlaşmazlıklar sonucu yıkılmıştır. 840'ta Karhanlar Devleti kurulmuştur. Karhanlar Devleti 1212'ye kadar ayakta kalmış. Karhanlar Devleti ise Türklerin, Doğu Türkistan'daki Türklerin altın çağıdır. Yani gerek Türk medeniyetin olsun, gerek de İslam medeniyetin olsun, gerek de dünya medeniyetin olsun, Karhanlar Devleti'nin katkısı çoktur. Evet, tam doğru. İbrahim Bey, ben çok sizden çok özür istiyorum. Uygur İmperiyası ile bağlı, Uyguristan Ümmetle Devleti'nin, devletçiliğinin tarihi ile bağlı çok derin yani bu mevzudur bu. Buna biz bütün bir efir ayırmalıyız. Ben mütlak sizinle ben alaka saklayacağım. Ayrıca bu barada növbəti biz Uygur günlerine həsr elədiyimiz bu efirlerin birini sizi dəvət eləyəcəyik ve bunu geniş müzakirə eləyəcəyik. Həqiqətən də bütün dünya Uyguristan adlı möhtəşəm bir dövlətin tarixdə necə bir rol oynadığını mütləq biz tamaşaçılarımıza və dünyaya təqdim eləməliyik. Buyurun, nəsə deyirsiniz? Bir dakika. Uyguristan tanımını yanlış kullandınız. Uyguristan değil, Doğu Türkistan. Doğu Türkistan, yok, təbii. Yok, mən tarixi niyə görə belə deyim ki? Tarixi niyə görə, yani, Böyük Uyğur İmperiyası adında bir dövlət, yani evet. Ben geçmişten tabii ki ben Şərqi Türkistan kimi təqdim edeceğim bugünkü verilişimizdə sizin Uyğur dövlətini, ama Böyük Uyğur İmperiyası ile bağlı biz tabii ki biz tamaşaçılarımıza da vaxtımız, zamanımız inşallah yetişerse məlumat veririk. Ama 5 dakikada bitecek. Kısa geçeyim. Bəli, buyurun. Evet. Ondan sonra Karhanlar Devleti gelmektedir. Karhanlar Devleti bilirsiniz, bahsettik. Ondan sonra sırasıyla Çağatay Devleti, bundan sonra Sayriye Devleti, bundan sonra bu devletler ta 1762'ye kadar sürdü. Bundan sonra Çin istilası başladı. Doğu Türkistan'ın içindeki bazı hainlerle beraber, bazı hainlerle işbirliği yaparak Doğu Türkistan Çin'e girdi. Bundan sonra 100 sene Çinlerle mücadele kapsamında Doğu Türkistanlılar çok devlet kurdu, çok devletler yıkıldı. Bundan sonra 1862'de Kaşgariye Devleti kuruldu. Kaşgariye Devleti'nde yani Doğu Türkistan'ın topraklarını birleştiren Doğu Türkistan Uygur Müslümanlarına, Doğu Türkistan Türklerine çok katkısı olan bir devlettir. Bu devlet aynı şekilde içerideki hainlerden dolayı uzun bir şekilde yaşamadı. 1876'da yıkıldı bu devlet. Çinlilerin ilk istilası 1876'da başladı ve Çinliler Doğu Türkistan'a ilk Çincan termini ilk kullanmıştır bu tarihten sonra. Bundan sonra evet. Doğu Türkistan'da Şincan diye bir yer yoktu. Şincan demek kazanılmış toprak demek. Bundan sonra Doğu Türkistanlılar çok mücadele etti tabii. 1933'te iki tane cumhuriyet kuruldu. 1933'te bir cumhuriyet, 1949'da bir cumhuriyet kuruldu bu Çinlilerin istilasına karşı. Bu cumhuriyetler de çok önemli. Çünkü 1933'teki cumhuriyet çok önemli. 1923'te hilafet yıkılmış ve Doğu Türkistanlılar ilk defa şey yapmış, İslam Cumhuriyeti adı altında bu terimi kullanarak yani tüm Müslümanlık aleminde bir ilki gerçekleştirmiş ve 1933'te İslam Cumhuriyeti kurmuştur. 1944'te de aynı şekilde Doğu Türkistan Cumhuriyeti olarak kurulmuştur. Bu devletlerin bazı dış müdahalelerden dolayı bu devletlerin ömrü fazla olmamış. 1949'da Doğu Türkistan Cumhuriyeti Devleti Çinlilerin şeylerinden dolayı, çeşitli şeylerinden, hilelerinden dolayı bu devlet yıkılmış. Bundan sonra Doğu Türkistan'ın asıl işgal dönemi 1949 başlıyor. 1949'dan başlıyor. 1949'dan bu yana işte çok eziyetler çekti Doğu Türkistan halkı. Çok zulümler gördü. Bunu anlatacağız inşallah. İnşallah anlatacağız. Mən nəyə görə boyu bu cür böyük Uyğur İmperiyasından kopan bu qədər adların sadaladığımız belə bir Türk dövlətlərindən sonra Sincan adıyla belə bir cılız adla, bir yanlış adla bu böyüklükdə olan, bu həcmdə olan Şərqi Türkistanı mən elə gəlir ki, bu günlərim elə məhz mücadilə də bu istiqamətdə getməlidir ki, o cür möhtəşəm bir dövlətçilikdən sonra belə bir Sincan adıyla, yanlış adla, cılız bir adla
Şərqi Türkistan'ı təqdim eləmək təbii ki yol verilməzdir. Abdülvali bəy, sözü mən sizə verəcəm. Artıq İbrahim bəy tarixdən kifayət dərəcədə bizə məlumat verdi. Amma sizdən mən, sizin mən fəaliyyətinizdən az da olsa tanış oldum ki, siz Türkiyədə əsasən də dövlət rəhbərliyi ilə görüşləriniz olub, bu məsələləri müzakirələr eləmişsiniz, xeyli tədbirlər keçmişsiniz. Buyurun, müasir vaxtda, indiki vaxtda Çində baş verən Uyğur türkləri ilə bağlı bu problemləri xahiş edirəm qısa olaraq bizə deyəsiniz. Buyurun. Abdülvali bəy, bizi eşitdiniz mi siz? Siz mikrofonu açın. Mikrofonu açın. Mikrofonunuz bağlıdır. Açmadınız. Yox, mikrofonu açmadınız siz. Tamam mı? Ha, bəli, bəli. Artıq açıldı. Buyurun. Abdülvali bəy, buyurun. İbrahim bəy eşitdizlə tarixdən danışdı. Buyurun siz. Bugün Şərqi Türkistan'da nə baş verir? Siz telefonu düz qoyun. Toxunmayın. Telefonu artıq toxunmayın. Buyurun Abdülvali bəy. Buyurun. Razı olsun. O kardeşimiz Doğu Türkistan'ı çok güzel anlattı. Evet. Hem dününü hem bugününü. Ben inşallah Doğu Türkistan için neler yapmak lazım? Ne Azerbaycan, ne Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye, tüm Türk İslam alemi Doğu Türkistan için neler yapmak lazım? Bu konuda bir kısa konuşmak istiyorum. İzin verseniz. Abdülvali Bey, özür istedim. Siz biraz Seyyid Sadat Bey'e yakın oturun. Biraz sıkı. Bəli, bəli. Ha, buyurun, buyurun. Devam edin. Geliyorum mu? Bəli, bəli. Normal. Buyurun. Ben 7 çocuk babasıyım. Benim çocuklarımın iki soy ismi var. Biri Buğra, biri Ahmet Türkmen, Musa Özbek, Abdülbasit Kazak, Abdülhamid Kırgız, Elenur Azer gibi tüm Türk. Ama ben bunu istemek istiyorum. Hepsimiz bir babanın çocukları gibi. Kırgız olsun, Kazak olsun, Özbek olsun, Türk olsun. Hani bir babanın çocukları gibi. Şu yüzden ben çocuklarıma bu soy isimlerini verdim. Ama bunu hepsimiz bilmemiz lazım. Bugün Doğu Türkistan'ı kurtarmak, Azerbaycan'ı kurtarmak, Kırgızistan'ı, Kazakistan'ı, Özbekistan'ı, tüm Türk İslam alemini kurtarmak. Neden? Çünkü zalim Çin dünya kadar sadece Doğu Türkistan'ın başını balaydı. Sadece Doğu Türkistanlılar Çin zulmü gördü, Çin acısını gördü. Ama bugün Çin virüsü yüzünden, zalim Çin, pis Çin, bu virüsü dünyaya bilerek yaydılar. Bu virüs yüzünden tüm dünya zarar, yani bala girdi. Çin'in amacı bu virüste Çin hem Türk düşmanı hem İslam düşmanı. Bunu anlatma gerek yok. Hem insanlık düşmanı, hem kendisini insan olarak kabul etmiyor. Komünist Çin kendisini, yani maymun, kendi babasını, anasını maymun olarak kabul ediyor. Şu yüzden bugün Çin'e karşı tüm Türk İslam alemi bir olmak lazım. Bugün Doğu Türkistan'ı kurtarmasa, bugün Çin'e karşı tüm Türk İslam alemi Çin'e karşı bir olur, yani beş parmak gibi birmiş olur. Çin'e karşı bir savaş ilan etmese, Çin'e karşı o Çanakkale'de Türk kardeşlerimiz şehit verdi gibi Doğu Türkistan için şehit vermese, Doğu Türkistan'ı kurtarmasa, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin başındaki zulüm yarın Kırgızistan'a gelecek, Kazakistan'a gelecek, Özbekistan'a gelecek, Azerbaycan'a gelecek, belki Türkiye'ye gelecek. Şu yüzden tüm Türk gençler, tüm Türk İslam alemi Çin'e karşı bir ordu olmak lazım. Yani Turan ordusu olmak lazım. Sadece bu yetmiyor. Çünkü Çin hem din düşmanı, İslam düşmanı. Doğu Türkistan'da çok Kur'an-ı Kerimleri ateş yaktılar. Camilerini yıktılar. Şu yüzden tüm Türk İslam alemi, tüm İslam alemi. Mesela bugün baksanız Saudi Arabistan, Dubai, Çin'le arkadaş oldular. Kendisi Müslüman diyor, din kardeşim diyor. Ama zalim Çin'e destek verdiler. Ama Çin vurusundan sonra belki onlar uyanacaklar inşallah.
tüm İslam alemi Çin'e karşı bir olmak lazım. Hem insanlık bir olmak lazım. Çünkü bugün Çin tüm insaniyetin düşmanı oldu. Tüm insaniyetin düşmanı oldu. Ne Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ne başka dindik olsun, herkesin düşmanı oldu. Bugün dünyanı kurtarmak için, Çin burası yüzünden tüm dünya çok zarar etti. Tüm dünyanı kurtarmak için Çin'i yok etmek lazım. Ama Çin yok olmasa dünyada çok devlet yok olur. Bu virüs yüzünden hem bundan sonra Çin'in zarar yüzünden. Dünya kendisini kurtarmak için Çin'i yok etmek lazım. Ama Çin'i yok etmese Allah korusun çok ufak devletler yok olacaklar. Dünyadan yok olacaklar. Şu yüzden bir Doğu Türkistan bir Türk. Mesela herkes diyor ben Türk'üm diyor. Ben milliyetçiyim diyor. Demek her bir milliyetçi, her bir Türk Doğu Türkistan'a sahip çıkması lazım. Çünkü onlar Türk'tür. Tüm İslam alemi Doğu Türkistan'a sahip çıkmak lazım. Çünkü onlar Müslümandır. Tüm insan alemi Doğu Türkistan'a sahip çıkmak lazım. Çünkü onlar insandır. Dünyada 200'ün fazla devlet var. Tüm devlet birlik Doğu Türkistan'a sahip çıkmak lazım. İnşallah Doğu Türkistan özgür olsa, mesela zalim Çin'e karşı bir uyansa, Doğu Türkistan Cumhuriyeti hem İslam Cumhuriyeti gibi yeniden bir Doğu Türkistan Cumhuriyetimiz varsa inşallah bunun payısı tüm insaniyet ki olur. Hani kardeşimiz çok güzel anlattı. Doğu Türkistan'da öyle çok zenginlik, petrol altın her şeyi anlattı ya. İnşallah bu sadece Doğu Türkistanlılarına değil. Bugün Doğu Türkistan'ın özgürlük için bizde hangi devlet yardımcı olsa, ne Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye ya başka çeşitli devletler hangi devlet bize yardımcı olsa biz Doğu Türkistan'daki altın, petrol, zenginlikini barayları paylaşmak için hazır. Belki Doğu Türkistan'daki bu zenginlik kendi elimizde gelse dünyanın hiçbir yerinde insan açlıktan ölmez. Mesela Somali'de, Afrika'da, Suriye'de, Afganistan'da çok insan açlıktan ölüyor. Ama Doğu Türkistan'daki bu zenginlik ne Türk alemine hem İslam alemine paylaşsak yeter zaten. Şu yüzden bugün Doğu Türkistan'ı kurtarmak, insaniyetini kurtarmak, İslamiyetini kurtarmak hem Türk'ünü kurtarmak. Şu yüzden Azerbaycan'daki hem Kırgızistan, Kazak, Özbek, tüm Türk kardeşlerimizdeki uyanmasını, zalim Çin'e karşı bir olmasını, dünyanın neresinde bir Çin malı olsa onu boykot etmesi, yani Çin malı almaması lazım. Çin'den bir mal aldığınız zaman, Çin malı, ne telefon, her şey. Doğu Türkistan'da 5 milyon kişi Çin zindan ücretsiz çalışıyor. Şu yüzden Çin'den böyle dünya ucuz geliyor. O mallarda Doğu Türkistanlıların hem kanı vardır hem canı vardır. Çin malı almak, Çin'le alışveriş yapmak, ticaret yapmak, Çin zulmüne destek olmak, hem Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerini yok etmek için yardımcı olmak. Şu yüzden bunu tüm Türk dünyası hem İslam dünyası çok dikkat etmek lazım. Biz inşallah Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli hem Türkiye çok milletvekillerinden görüştük. Hem yıllardır bu davanı yaptık. Hem biz bunlardan bir Doğu Türkistan Özgür Ordusu, hani Suriye Özgür Ordusu gibi Özgür Ordu kurmak için yardım talebinde bulunduk. Hem Çanakkale'de babalarımız şehit verdi gibi ya bizge vatandaşlık verilsin. Biz Türkiye'de PKK, PYD terör karşı savaşalım. Ya ki Çin zulmü karşı Doğu Türkistan savaşalım dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem Sayın Devlet Bahçeli Allah razı olsun ama talebimizi reddetmedi. Ama hala bugün kadar cevap gelmedi. Cevap bekliyoruz inşallah inancımız var. Ama savaşmadan Doğu Türkistan meselesi hal olmaz. Hiçbir devlet savaş olmadan ya şehit olmadan, gazi olmadan hiçbir devlet kendi özgürlüğünü, kendi müstakillikini bulmamıştır bugüne kadar. Bu konuda Azerbaycan'dan hem sizlerden Allah razı olsun. Bugün sesimiz oldunuz. Her zaman yanımızda olmanız diye, bize destek vermeniz diye, dua etmeniz diye rica ediyoruz inşallah. Teşekkür. Teşekkür Abdülvali Bey. Siz ümumiyetle dostlarınıza malumat verdiniz mi? Bu Azer Freedom'da bugün danışarsınız. Ümumiyetle bu Azer Freedom'u tanıyırsınız mı Abdülvali Bey? Bakırdınız mı bu Azer Freedom TV'ye? Bizim bu kanala bakırdınız mı? Eskiden izledik zaten ama bugün inşallah ilk defa ziyaretinizi kabul ettik. Allah razı olsun. Yəqin ki bunu tanıtmak için de. Çünkü bakın aziz həmvətənlər tam üst üste düşen bir talihler.
Eyni soydan gələn iki xalqın tam üst üstə düşən taleyi. Bizdə də yeraltı yerüstü sərvətlərimizə sahib çıxa bilmirik. Uyğurlarda da, Şərqi Türkistanda da Uyğur qardaşlarımız özlərinin yeraltı yerüstü sərvətlərinə sahib çıxa bilmirlər. Bir də Abdülvali bəy, sizdən qısa bir sual eləyib, sonra keçin mən Seyid Said qardaşın danışığına da biz zaman ayırmalıyıq. Bu ümumiyyətlə bilirsiniz də bugün 18 Mayıs bizim gözəl Qarabağımızın bölgələrindən biri olan Laçın rayonunun işğalıdır. Laçın bölgəsinin işğalı günüdür. Siz ümumiyyətlə məlumatlısınız mı? Bizim Qarabağ bölgəsindən məlumatlarınız var mı? Ama yanlış anlamadım. Çok bilgim yok ama kusura bakmayın. Bax, məhz Abdülvali bəy, mən sizin internetdə o tədbirlərinizi izləmişəm. Bizim bəlamız budur ki, biz türk olaraq, türk qardaşlar olaraq, bizim bir-birimizdən məlumatımız yoxdur. Eləcə də bizim sizdən məlumatımız yoxdur. İndi Allah'ın Allah izniylə, bəli, Azər Fridum var, bugün biz efirdən bilirik. Bizim bugün sizdən də bizim məlumatımız yoxdur. Və bu bəla budur ki, biz dərdlərimizi bölüşə bilmirik. Məlumatsızlıqdan, baxın, Çin kimi bir belə deyək də, bu qırmızı terroru bütün dünyaya yayan belə bir ölkə 5 milyon insan kamplarda tutur, amma dünyanın heç bir yerinə səs çıxmır. Xüsusilə Türk dövlətlərinin heç birindən səs çıxmır, təpki yoxdur. Nəysə, bu böyük bir bəladır, böyük bir dərddir. İnşallah, yəqin ki, Allah böyükdür. Bizi hifz eləyər, bizi başlayar. Ben buraya... Sizin buyurun, buyurun İbrahim Bey, buyurun. Buyurun, buyurun. Adınızı öğrenebilir miyim öncelikle? İlham Bey. İlham Bey, ben buraya küçük bir not kıstırmak isterim. Evet, Karabağ olayını biz biliriz. Azerbaycan halkının Ermeniler tarafından işgal edilmiş bir bölge. Ve bu bölgenin de şu ana kadar şey yapıldığını... Ermeniler tarafından işgal edildiğini haberimiz var ve bunda yani bizim şeylerimiz gerek de şeylerimiz olsun, dernek başkanlarımız olsun, gerek teşkilat başkanlarımız olsun, hepsi zaten kınıyorlar. Hep biz de programlar yapıyoruz böyle Türklerin mesela Çanakkale şeylerinde olsun. Bugün aynı zaman mesela 18 Mart Çanakkale zaferi olsun. Ondan sonra Türk devletlerinin bağımsızlık günleri olsun. Onda da bizde zaten kutlamalar ve Türk devleti Türk kardeşlerimiz nasıl ki bu günlerde seviniyorsa biz de seviniyoruz. Türk kardeşlerimizin, Azeri kardeşlerimizin üzüntülü günlerinde aynı şekilde biz de üzüntülerimizi belirtmek isteriz. Teşekkür, teşekkür. Allah razı olsun. İnşallah Allah kısmet eylesin ki Allah'ın izniyle biz... Bəli, məhz o, bax o, Allahın əlindədir hər bir şey, Allahın qüvvəsindən kənarı heç nə yoxdur. Həmin o Turan dediyimiz o möhtəşəm bir, deyək ki, o Türk toplumunun mütləq və mütləq yaranacağını, bərpa olunacağını mən tam əminəm. Səhət qardaş, siz artıq bu qədər gözləmiş oldunuz. Səhət qardaş, buyurun, söz sizdə, söz sizdə, mən sizə sual verməyəcəm. Sadəcə xahiş edirəm, amma siz məhz Çində baş verən Uyğurlara qarşı işgəncələrdən bəhs eləyəsiniz. Orada nə işgəncələr var, nə zülümlər törədilir, oldu mu? Seyid Sadat qardaş, buyurun. Ben maalesef Doğu Türkistan'dan o kadar malumatım yok. Ben Afganistan Türkmenleri oluyorum. Biraz kardeşlerimizden duyuyoruz Çin'in işgəncələrini. O kadar kesin bir şey söyleyebilmem. Ne yalan söylemeye gerek yok bu arada. Ne duymuşsunuz buyurun bizle görüşün. Ne eşitmişsiniz, malumat ne var değil. Buyurun. Ben tahminen 3-4 senede Türkiye'deyim. 3 ay mı oradaydır. Doktor Kürdistanlarımız bile bir yere biriktik. Buraları Doktor Kürdistan kardeşlerimizle tanıştık. Doktor Kürdistan'a ne zulüm var? Nasıl biz Doktor Kürdistan'a mücadele verebiliriz? Nasıl Doktor Kürdistan bağımsızlık yaparız? Bu arasından biz konuşuyoruz. Doktor Kürdistan'da bu Çin şerefsizler kardeşlerimize çok zulüm yapıyormuş. Misal kemplere gidiyorlar. Erkek kardeşlerimizi kempe koyup kadınlarını, kız kardeşlerimizi kendi Çinler bile nikah yapıp
öğlendiriyormuş. O videoları gördük, çok üzüldük. Bu aradan biz bütün Türkiye olup, Türk dünyası olup, bu Doktor Kustami kardeşlerimize bağımsız olmağına birlik, beraberlik olup çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Aydındır. Seyit Sadat kardeş, Türkmenler ümumiyetle dünyada en çok harda yaşıyorlar hazırda? Biz de Afganistan Türkmen olarak, önce Afganistan diye bir şey yoktu. Biz şimdi Afganistan yapılıyor. Afganistan diye bir şey yoktu. Ondan önce Türkistan vardı. Doğu Türkistan, Güney Türkistan. Şimdi Afganistan'da 35 milyon nüfus var Türkistan'da. Şunun 25 milyonu Fars, Peştun, Hazara'dır. 10 milyonu Türk, Türkmen, Üzbek'tir. Şu 10 milyon Türkmen, Üzbek'in yerine biz Güney Türkistan ismini koyduk. Eski ismini getirdik, Güney Türkistan ismini. Böyle de inşallah yakınlıkta Güney Türkistan bağımsızlığında inşallah ilan edeceğiz. Bu Peştunlardan, Farslardan Afganistan'ı Güney Türkistan ayrı yapmak inşallah uğraşıyoruz. İnşallah o da olacak. Biz tam 50 sene, 60 senedir savaş içinde. Bir taraftan haberimiz var, Rusya vurdu. Şimdi de Talib, Amerika, Daesh. Her gün canlı bomba patlıyor. Her gün günlerce, mesela yüzlerce, binlerce kişiler ölüyor. Geçen günde sadece bir doğum hastanesinde bir araba, kamyon arabada canlı bomba patlar. 300 tane Türkmen kardeşlerimizden, Parsuan kardeşlerimizden, Özbek kardeşlerimizden, ablalarımızdan, analarımızdan şehit oldu. Takminen 300 tane, 200 tane mayada yeniden bulan çocuk yetim kaldılar. Her gün öyle. Afganistan'ın taze Türk Kunduz değil, mazar değil, her yerinde canlı bomba patlıyor. Neden diyende biz Türkmen olarak, Türk olarak bir yere bir eksik ittifak olsak, bu Afganistan'daki Peştunlara, Farslara o kadar zaman vermesek inşallah bu bombalar, canlı bombalar olmaz. Biz Türkmenlerin olduk zamanında böyle bomba deyip zaten bir şey yoktu. Şu Peştunlar, Afganlar geldi, her gün Peştunlar, Afganlar geldiğinden beri her gün bizim başımız belada. Seyit Sadat kardeş, aydındır. Bu Müslüman ülkeleriyle ne baş verir? Niye Müslüman ülkelerinde bu canlı bombalar var? Bu nedir biraz? Bu neden biliyor musun? Biz de bizim Müslümanlar, elhamdülillah bizler Müslümanız. İmanımız kamil. O yüzden bizim Müslümanlarımız elden alacak oluyor. İkinci de Müslüman devletinde, ülkelerinde altın, petrol, doğalgaz her şeyler vardır. Afganistan'da öyle altınlar, öyle doğalgazlar, petroller var ki biz kendimiz kullanmıyoruz. Amerika önce Rusya gelip aldı. Ondan sonra şimdi Amerika aldı. Geçen gün kendi sözlerine söylediler. Böyle 20 santim yani bir altını buldular. Kendileri söyledi. 700 sene Afganistan çalışmadan 35 milyon nüfusu yiyebilir dedi. Bizlere vermedi, kendi aldı. Biz altınlarımızı hiçbir şeyimiz kullanamıyoruz. Elimize gelmiyor, alamıyoruz. Eğer biz kendi ülkemizi, kendimizi yürütebilsek, altınlarımızı, petrollerimizi, doğalgazlarımızı kullansak biz kimseye muhtacım bulmaz. İnşallah bizde de her şeyimiz var. Ama maalesef bizim Amerika bir taraftan, Rus bir taraftan, Çin bir taraftan, İsrail bir taraftan, İran bir taraftan her yerden saldırıp biz hiçbir şey yapamayan mazlum kalıyoruz. 5 sene içinde azından 5 milyon Türkmen kardeşlerimiz, Afganistanlı kardeşlerimiz şehit verdik. Günün içinde böyle. Geçen günde 2 gün önce Türkmenistan sınırında Talibanlar ile bizim devletimiz savaşıp kancaha kişiler, kancaha kardeşlerimizi canlarını kaybetti. Bir kendi öz anlamda böyle şehit verdik. Name üzerinden, savaş üzerinden. Aydın, teşekkür ederim. İbrahim Bey, size dönek. Siz bakıram ki, demeli siz bu Türk tarixiyle bağlı kifayet tərəzində məlumatlara maliksiniz. Bayaq da qeyd elədiniz ki, Çin səddini məhz Türklərdən qorunmaq üçün Çinlilər o səddi inşa ediblər. Bəlkə bugün elə Çinlilər bu formada Uyğur Türklərindən qisas alırlar ona görə ki, nə vaxtsa sizin bayaq o qeyd elədiyiniz, onun dövlətinin məşhur, o vaxtı Çinlilərə qarşı o savaşda onlara qarşı edilmiş o hərbi əməliyyatlar zamanı o belə deyək ki Çinlilərin o sıradan çıxarılması, məhv edilməsi belə deyək de. Yəni onlar da təbii ki işğalçı kimi bir həmişə Çinlilər tarixdə yadda qalıbdır. Bəlkə bu qisas məqsədi iləndir ki bugünkü gündə o kamplarda, o düşərgələrdə 5 milyon insan saxlanılır. O beyin yuma əməliyyatları gedir. Buyurun İbrahim Bey. İlhan Bey, önce şunu anlatmak istiyorum.
konu biraz saptı, başka yana kaydı. Evet, siz muhabirsiniz. Doğu Türkistan'da olan bazı durumları bilirsiniz. Şu anki mesela en meşhur olan kamp olayı olsun, başka kardeş ayrı projesi olsun. Bunu bilirsiniz. Genelde bu programı Azeri kardeşlerimiz izliyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla Azerbaycan'da Doğu Türkistan'la ilgili bilgiler çok az. Önce Doğu Türkistan'da nelerin yaşandığını bir söyleyelim hızlı bir şekilde. Bundan sonra geçebiliriz. Buyurun. Yani kaldığımız yerden devam edecek olursak, Doğu Türkistan, daha demin bahsettik, 1949 senesinde işgal edildi. Ondan sonra Doğu Türkistan'ın adı tekrardan 1955'te Şincan Uygur Özerk Bölgesi olarak değiştirildi Doğu Türkistan'ın adı. Ve Çin bunu da dünyaya ve kendi halkına Şincan olarak tanıtmaya, yetenek tanıtmaya çaba gösterdi. Çok çabalar gösterdi. Ama ne yazık ki çabası boşuna gidiyor şu an. Ondan sonra Doğu Türkistan'daki şeyleri, ilk yaptığı icraatlardan Doğu Türkistan'ın aydın kesimlerini öldürmek oldu. Yazarlar, alimler, ondan sonra sanatçılar, zenginler, bunları öldürmek, bunları ortadan kaldırmak oldu. Neden? Çünkü Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını eline alabilecek, gelecekte Doğu Türkistan bu insanın eliyle, bu insanın önderliğiyle Doğu Türkistan bağımsız olabilecek denilen insanları ortadan kaldırmak oldu. Ondan sonra Doğu Türkistan'ın tarihi, kültürel mimarlarını yıkmak, ondan sonra her türlü yani dini ve milli özgürlüklerine, hatta ki şu an insani özgürlüklerinin hepsini elinden almış durumda için. Kaç dakikamız var? Söyleyebilir misiniz rica etsem? Var, vaktimiz var. Danışın. Ben var değil mi? Kısa zaman, vakt zaman yeterli, ben size diyeceğim. Danışın, buyurun. Evet. Bundan sonra Doğu Türkistan'ı yaptılar. Doğu Türkistan bir bütün devlettir aslında. Doğu Türkistan'ı 1955'te Doğu Türkistan'ın adını Şincan olarak değiştirdikten sonra ne yaptı? Doğu Türkistan'ı şeylere böldü. Bölgelere böldü. Mesela Doğu Türkistan'da şu an 5 bölge var. Kazak bölgesi, Kırgız bölgesi, ondan sonra Moğol bölgesi olarak bir bütün Doğu Türkistan'ı 5'e böldüler. Bunun nedeni gelecekte bir bağımsız Doğu Türkistan olduğu zaman başka Türk milletlerinin müdahale ederek bu devlet Doğu Türkistan'ın gene de 5 parçaya bölünmesini sağlamak. Yani mesela Doğu Türkistan bağımsız olduğu zaman Kazak kardeşimizden biri çıkıyor bu bölgemizin. İbrahim Bey, üzerimize bakın, artık Kurban Bey Efrimize Doğu Türkistan haritasını yerleştirmiştir ve orada hemen bölgeler aydın görünür. Evet. Buyurun. Evet, devam edeyim. Evet, bölgelerdeki haritalardaki bölündüğü bölgeleri görebiliriz. Ondan sonra Doğu Türkistan'a 1949'dan sonra sistemli olarak Çin nüfusu yerleştirme, İskan olayı deniliyor burası. Bu İskan olayı deniliyor. Çin nüfusu yerleştirmek oldu. Böylelikle Doğu Türkistan'daki Türk nüfusunu azınlığa düşürerek Doğu Türkistan halkının çabukça asimile, yani Çinleştirmek için atılan en büyük adımlardan birisi. 1949'da Doğu Türkistan'daki Çinlilerin nüfusu %1 ya da 2. 3'ü geçmiyor. Ama şu an bakacak olursak Doğu Türkistan'ın 40 milyon nüfusu var. Yani Çinlilerin nüfusu neredeyse, yani 40 milyon dediğim Doğu Türkistan'daki sadece Türklerin nüfusu. Şu an ama Doğu Türkistan'daki nüfus, Çinlilerin nüfusu neredeyse %50'ye ulaşmış, hatta ki 50'yi geçmiş durumda. Bundan sonra Doğu Türkistan bu İskan olayında, hatta şöyle bir ilginç bir olay var. Nasıl dersiniz? Çin'de suç işleyen bir insanı, mesela ben suç işledim Çin'de, 10 sene hapishanede yatıyorum. Hapishanede 2 sene yatacağım. 8 sene Doğu Türkistan'da kalma şartıyla Doğu Türkistan'da serbest bırakılacağım. Bu yöntemleri kullanarak, ondan sonra asker yaparak,
askeri taşıyarak Doğu Türkistan'a yani güven Doğu Türkistan'ın güvenliği için asker, bundan sonra işçi, öğretmen, bir sürü memurlar atayarak Doğu Türkistan'a bu şekilde İskan olayını gerçekleştiriyor. Ondan sonra Çin 1949'dan sonraki dönemde Doğu Türkistan'ı nükleer deneme bölgesine dönüştürmüş durumdadır. Doğu Türkistan'ı şu ana kadar yani Çinler çok sayıda nükleer deneme şeyleri, nükleer silah denemeleri yaptı. Bundan dolayı da Doğu Türkistan'ın şeyleri, yeni doğan bebekler ve ziraatlar çok zarar gördü, hasar gördü. Ve bu sebepten dolayı, mesela bu sebepten dolayı Türkistan'da birçok sakat doğumlar gerçekleşti. Ondan sonra bir sürü ziraat Doğu Türkistan'da zarar gördü bu nükleer deneme sonuçlarından. Ondan sonra bir de Doğu Türkistan'ı Çinlerin sisteme ve zamanı yayarak eritme ve Çin toprağı bir şekilde uygulamaya devam eden Çin Cumhuriyeti özellikle 1990'dan itibaren Uygur dili ve kültürünü de ortadan kaldıracak yeni bir aşamayı başlatmıştır. Uygur dilini ortadan kaldıracak yeni bir aşamayı başlatmıştır. Bu bağlamda Uygur Türkçesi önce 1999'da önce üniversitelerde kaldırıldı. Uygur Türkçesi yasaklandı. Sonra zaman geçtikçe lise, ortaokul ve anaokullarda, lise, ortaokul, ilkokullarda yasaklandı. Benim okuduğum zaman da ben 2008 senesinde, 2006-2007 senesinde Doğu Türkistan'daki okullarda okumuştum. O zamanlarda işte ilkokullarda. O zamanlar işte şeyler yasaktı, Uygur dili. Ortaokulda yasaktı. Ama ilk öğretimde vardı. Sonradan ilk öğretimde ve dahi ana öğretimde, anaokullarda bile Doğu Türkistan Türkçesi yok. Doğu Türkistan Uygurca dili tamamen silinmiş durumda. Ben birinin başından geçen küçücük bir olayı anlatayım. Bu şey olayını dilini ortadan kaldırma olayını daha şey anlatabilmek için. Bundan 8 ay önce Doğu Türkistan'da yaşayan Çin Müslümanlarından bir çocukla konuşmuştum. Doğu Türkistan'da yaşamış, Doğu Türkistan'da büyümüş. Uygurca da biliyor, Çince de biliyor. 8 ay önce Doğu Türkistan'dan, yani Çin'in iç bölgelerinden Türkiye'ye geldiğini anlattı. Türkiye'de, Doğu Türkistan'daki okullarda okumuş, anaokulda. Diyor ki bizim okuduğumuz okulda biz Uygur çocuklarıyla, Uygur arkadaşlarımla Uygurca konuştuğumuz zaman bizi ayrı bir karanlık bir eve öğretmenler, karanlık bir eve götürüyor. Burada ellerimizi sopayla dövüyordu. Ceza olarak Uygurca konuşan öğrencilere bu cezayı veriyor. Şu an Doğu Türkistan'da anaokullarda bile Çin Uygur dili yasak ve bu da Doğu Türkistan halkının yani kendi şeysinden, tarihinden, kendisinden kopması için yapılan önemli adımlardan biri Çinlilerin. Ondan sonra 1984'ten 86'dan sonra Doğu Türkistan halkına nüfusunun çoğalmaması için kontrollü bir şekilde zalim ve zorbaca doğum kontrolü uygulamaktadır. Bu yasaya göre bir Doğu Türkistanlı memursanız bir çocuğunuz olabilir. Normal insansanız iki tane, çiftçilerin üç tane çocuğu olabilir. Bundan fazla çocuğu olamaz. Eğer bundan fazla çocuk yaptığınız zaman, eğer Doğu Türkistanların zaten nüfusların zaten çoğunluğu kota dişi olarak bilinmektedir Doğu Türkistan'daki. Yani üçten fazla olan çocukların nüfusu kota dişi olarak görülmektedir. Yani nüfusu kayıtlı değil. Eğer Çinlere fark ettirmeden doğum yapsanız yapabiliyorsunuz. Eğer fark ederse 7-8 aylık hatta ve dahi 9 aylık çocukları bile acımadan annesinin karnındayken cennin halinde
bu çocukları alıyor, öldürüyor bu çocukları. Allah korusun İbrahim Bey. Ben siz danışırsınız, siz bu ufakları danışırsınız, bu hadiseleri. Ben artık özümü bile deyip de, hakikaten de böyle insan olarak, Müslüman olarak çok rahatsız hissediyorum. İnşallah Allah'ın izniyle, yakin ki onların bu zulmü eleyenlerin her birinin Allah belasını verir inşallah. Ben özür istedim İbrahim Bey sizden, artık zamanımız yetişmeye üzeredir. Ben kısa kısa Abdülvali Bey'den de, o cümleden yeni koşulan bir kardeşimiz de deyersen geldi. Ama təəssüflər olsun ki zamanımızın sonunda geldi. Elə bir yeni koşulan kardeşimiz biri özünü təqdim eləsin. Kısa da bir söz alaq ondan. Və biz bu günlərin efrimizi yaxın bir 10 dəqiqə ərzində yekunlaşdıracağıq. Növbəti inşallah efrlərimizdə çalışacağıq ki bazar ertəsində İbrahim Məmməd məhz sizi Abdülvəli bəy bir də yenidən bura dəvət eləyək. Qardaşımız özünü təqdim eləsin. Buyur qardaş. Efirdə siz buyurun. Özünüzü təqdim eləyin. Mikrofonu açın. Abdülvəli bəy mikrofonu açın. Telefondan mikrofonu açın. Açıldım. Elini götürmeyin. Buyurun. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Yaxşı mısınız? Allah razı olsun. Buyurun. Adım Seyfullah. Ben Kaşgarlı Mahmud'un aynı köyünden. Doğu Türkistan'ın Kaşgarlı Mahmud'un köyünden. Ben burada yüksek lisans öğrencisiyim ilahiyatta. Ben arkadaşlarım şunu söylüyorum ki bu yani Saudi Arabistan Mekke'ye hece gitmek için bir iki defa gelse hec farz olur. Hec farzı ada olur. Ama Doğu Türkistan'da Kaşgarlı Mahmud'un torunlarını bizim ilk defa kamus yazan Divan Lugat Türk'ün yazan bu sahip olan bu o Kaşgarlı Mahmud'un torunlarını kurtarmak yani şimdi Mekke'ye ve hece gitmekten daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü Allah Teala diyor ki her cuma gün hutbede söylüyor şey camilerde İnnallâhe ya'muru bil adli vel ihsan ve itâizil kurba diyor. Allah adli ihsan buyuruyor ve yani akrabaya yardım etmeye buyuruyor diyor. Burada adli ihsandan sonra akrabaya yardım etmek ve bizim Türk kardeşlerimize yardım etmek daha çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi o dinsiz Çin kafir komünistlere hiçbir mezhep ayırmıyor. Şia olsun, Sünni olsun, herkes ki yani şimdi bizde şimdi insanlık kaldı. İnsan olduğumuz için böyle bir sıkıntılar yapıyor. Şimdi Suriye'de olsun, Filistin'de olsun arkadaşlar yani akrabaları bilen WhatsApp'ta, Facebook'ta her şeyde konuşabilir her gün haftada bir. Ama biz 3 sene oldu. Oradaki akrabalarımızla hiçbir iletişim yapamıyoruz. Orada arkadaşlarımız, anam babam, benim bir tane kız çocuğum kaldı orada. 3 sene oldu haber alamıyorum. Şimdi 4 yaş girdi. Öldü mü, hayat mı yani. Bilmiyoruz. Tüm Doğu Türkistanlılar öyle durumda geçiniyor şimdi. Böyle bir zulüm hiçbir yerde yok. Öğrenci arkadaşlarımız Filistin'de, Suriye'de konuşuyor. Ama bizde böyle imkan olmadı. Böyle bir zulüm hiçbir yer yok. Yani bizler bitersek bu eski Moğol Cengiz Han gibi bu Orta Asya'ya buraya kadar geliyor. O yüzden tüm Türk dünyasını, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin Doğu Türkistan için yani Çin'e karşı elinden gelen bir şey yapmasını rica ediyoruz. Teşekkür kardeşim. Sizin özür istedim kardeşim. Ben size müdahil edeyim ona göre ki bu akrabalarla Şərqi Türkistan'da bir əlaqələr var mı? Telefon əlaqəsi olsun ya belə bax bu internet əlaqəsi olsun. Yok orada WhatsApp, Facebook heç bir şey öyle bir konuşmak ile internet yasaqdı o Türkistan'da. Ve telefon aradık yani, ailemize ondan fazla numaralarına. Böyle bir numara yok diyor. Bu numara kullanmamış diyor. Telefon kabullarını kesmiş şimdi. 3 senedir konuşamıyor. 3 senedir. Onlar öldüğünü hayat kimse bilmiyor. Siz bəs Türkiye'de yaşayan bu Uygur vatandaşları, siz bu Türkiye devletiyle Abdülvali Bey, ben görürüm sizin Türkiye rehberliğiyle görüşleriniz var.
ve bir hiç olmasa Türkiye devleti vasıtasıyla siz o kardeşlerinizle, kohumlarınızla, akrabalarla alaka kurabilmişsiniz. Böyle bir, yani Çin'in orada sefirliği var. Çin'in orada siz bir defa da ben bakmışam orada iştirak et. Bu Çin sefirliği vasıtasıyla bir haber gönderebilir mi? Bir tepki, bir təsir edebilmişsiniz ki siz öz kardeşlerinizle 3 il necə yani alaka saxlayabilmişsiniz. Yani bu vasiteler kömək eləmir sizə. Biz bunların Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Devlet Bahçeli'ye ilgili milletvekilleri çok anlattık. İçki İşler Bakanlığı, Dışişler Bakanlığı. Ama o Doğu Türkistan bilen konuşmak, iltifat kurmak, onların durumu nasıl, onu öğrenmemiz mümkün olmadı. Hala bekliyoruz. Ama hiç faydası olmadı. Mesela ben 4 senedir Doğu Türkistan'dan hiç iletişim yok. Bir telefonu bir kere konuşmadım. Orada zalim için 4 sene önce ben Türkiye'ye geldiğim için yine Doğu Türkistan'da bizden şirketlerimiz var idi. Hem Doğu Türkistan'ın Ürümçi Kaşgar Atuş bölgesinde dükkanlarımız var idi. Hem orada bizden restoranlarımız vardı. Zalim için hepsi el koymuşlar. Barlarımız el koymuş. Hem yine bir kan kardeşim. 29 yaşında 3 çocuk babası onu tutukladı. Şimdi zindana attılar. O 5 milyon kişinin biri benim kardeşimdir. 84 yaşında benim dadem vardı. Beni büyütmüş. O dadamı Çinliler şehit etti. Ama şehit 3 ay sonra biz bilgi aldık. Başka hiçbir bilgi almadık. 3-4 senedir orada anamız, babamız hayat mı, öldü mü? Sadece ben değil. Dışarıda yaşayan milyonlarca Uygur Türk'ü var. Türkiye'de, Avrupa'da, Kazakistan'da her yerde yaşayan hiçbirinin bilgisi yok. Doğu Türkistan anısı, babası, kardeş, akrabası öldü mü, hayat mı, yaşıyor mu, ne oldu? Kimse bilmiyor. Abdullah abi bir dakika özür istiyorum. Bir dakika çok uğraştık zaten. Bir dakika özür istiyorum. Ben dünyayı, ABD, Avrupa tüm dünya anlatmak için dünyanın her yerinde Doğu Türkistan dava adamları bu konuda çok çalıştı. Çok şahitlik etti Çin zulmünden. Ama dünya duymadı. Kulağını kapattılar, gözünü kapattılar. Ama bu Çin virüsü geldi. Çin dünyanın belası oldu. Şimdi yavaş yavaş dinlemeye başladı. Bu gelip ben bir de özür istedim Abdullah Bey. Bir Kazakistan'da bildiğim kadar Uygurlar Üniversitesi de var hatta. Bir üniversite de var orada. Evet, bir gelip evet. Şeyde ben Türkiye'ye gelen, giden bəs bir alaka sahip olmasa gelip giden yok mu? Bir ticaret yapmak için bir deyək. Türkiye'den oraya giden, oradan Türkiye'den yok mu böyle bir alakalar? Şimdi Kazakistan, af dilersiniz. Kazakistan, o Kazakistan'daki Uygur Türklerde kendi Kazak vatandaşı sahip çıkamıyor. Doğu Türkistan'ın sadece Çin nazik kamplarda Uygur Türk'ü yok. Orada Kazaklar mı var, Kırgızlar mı var, hatta Özbekler mi var? Hatta kendi Kazak vatandaşı sahip çıkalmadı. Çok az Kazaklarını getirdi ama çok Kazaklar orada öldü, çürdü, bitti. Hiç bilgisi yok. Kazaklar Çin'den korkuyor, Allah korusun. Bakın Kırgızstanlı, Kazakistanlı, Özbekistanlı, Azerbaycanlı. Oradaki sadece Kazaklar korumadı, Kırgızlar korumadı. Tüm Türkler, Uygurlar, Azerler, Türkler, Kırgızlar hepsi birlik kurdu zaten. Ama bugün Allah korusun Çin Türkiye Kazakistan'a geldi. Kazakistan çok buruşlu. Kazakistan'da çok Çin fabrikaları var. Ama böyle devam etse yarın Doğu Türkistan başındaki zulüm Kazakistan'a gelecek, Kırgızistan'a gelecek, Azerbaycan'a gelecek, Allah korusun Türkiye'ye gelecek. Şu yüzden bu Türk milleti, Türk İslam alemi uyanması lazım. Bir olması lazım. Zalim Çin'e karşı hani biz dediği gibi savaş ilan etmesi lazım. Bundan başka yol kalmadı. Biz her şeyini yaptık. Yıllardır eylem yaptık, toplantı yaptık. Biz yapmadık hiçbir şey kalmadı. Sadece yapmadık bir şey kaldı. Çin'e karşı bir savaşmadık. İnşallah zafer yapın. Aydındı, aydındı. Ben bu siz ne terdi? Ben bu yeni koşulan kardeşimizin, özür istedim. İsminiz neydi kardeş sizin? Təqdim elədiniz unuttum. Benim adım Seyfullah Kaşgarlı. Ha, Seyfullah kardeş. Seyfullah kardeş. Ben böyle başa düştüm ki siz artık o Doğu Türkistan'dan deyirsiniz 3 senedir ki əlaqə saxlayabilmirsiniz. Ve siz necə oldu Türkiye'ye geldiniz? Ben bana 2,5 sene oldu. Ben Mısır'da Mısır Muftuluğu da okuyordum. Orada Arap Dil Edebiyat'ta El-Azhar'da yüksek lisansı yapıyordum. Çinliler biraz para karşılığında yani Mısır hükümeti bizden sattı. Yani Çin'e teslim etmek istedi. Ben buraya kaçmak zorunda kaldım. Ben 4. katta oturuyordum.
O dördüncü kattan yani su boruyla tırmanlayıp Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldım. Benim yani ikamet her şeyim var idi. Mısır'da yani Cumhuriyet Muftuluğu da okuyordum. Böyle olduğu rağmen yani biraz para karşılığında 40 ellik polis arabasını ücretsiz vermiş Çinliler, Çin hükümeti. Onun karşılığında Mısır bizi Çin'e teslim etmek istedi. Yaklaşık 300 öğrencimizin tutukladı ve sonra 50 öğrencimizin Çin'e teslim etti. Onlardan sonra ölüm haberi geldi. Onlar sadece ilahiyat okuduğu için ve başka Arap dili, başka İngilizce, başka teknoloji fenlerde öğrenci olduğu için tutuklayıp Çin'e teslim etti. Birkaç tane öğrencimizin ölüm haberi geldi. Başkalarının ne oldu şimdi haberi yok yani. Bilgi yok. Şu anda yüksek lisansını devam ediyorum Türkiye'de ilahiyatta ama ailemizden hiçbir haber alamıyoruz. Sadece birisiz çok ben bile benim artık durumum o kadar da ben söz tapıp diyebilmirim. Yani bu kadar mı ben dehşete geldim. Necə yani bir Mısır hükümeti bir 50 nəfəri satsın, onlar gelsinler, ölüm haberleri gelsinler. Yani en azından İbrahim Bey, ben kısa size söz vereceğim. Ben bilmek istiyorum. İbrahim Bey de bayağı dedi ki, o da orada ilkin okulu orada Şərqi Türkistan'da okuyubdu. Ben bilmek istiyorum ki, yani bu necə ola bilər ki, bu günlerin dünyanın bir nömrəli müsəlman ölkəsi olan Türkiye'den Çin'e bir təpki yok mu? Necə yani sen kimisə satmaq, bu ben belə bilinsiz nətərdir. Ben buna bir çok gözlənilməz bir belə xəbər olduğu için belə söz tapıb, izah verib, şerh verib, belə o fikrimi çatdıra bilmirəm sizə. Yani bu Türkiye dövlətinin bu günləri, yani elə imkanları yoxdur mu ki, ya Qazaxıstan kimi böyük bir dövlətin imkanı yoxdur mu ki, bir Çinə bir konkret olaraq bir ciddi bir təsir göstərsin. Təsir göstərsin ən azından bu Türk qardaşlarımızın orada həmin o ölüm xəbərləri gələnlə bağlı olan məsələləri ki, araşdırsınlar. Bu nə məsələdir? Abdülvali bəy, mən sizə indi söz verəcəm. Mən xahiş edirəm bu suala, çünki mən sizin dəfələrlə tədbirlərdə iştirak elədiyinizi, Said Erdoğan'la görüşünüzü görmüşəm. O cümlədən də orada partiya rəhbərlərinə görüşünüzü görmüşəm. Mən sizdən soruşum, İbrahim bəy, siz belə deyək, bu bizim Seyfullah qardaşın dedikləri ilə bağlı bu nə baş verir? Bu nə deməkdir? Bunu necə izah edə bilərsiniz? Ben tam o konuya girecektim. Siz lafını kestiğiniz için giremedik. Buyurun. Evet, Doğu Buyurun. Türkistan'da vahşet 2017-2015 tarihinden başlanıyor. Zaten 2015'e kadar, 1949'dan 2015'e kadar Çinlerin yapmış olduğu sistematik ve gizli bir şekilde yapmış olduğu soykırım. Tüm dünya bilmiyordu bunu. 2015'ten sonra hele hele şu toplama kampı olayından sonra tüm dünya bu Doğu Türkistan halkının burada olduğunu, zulüm gördüğünü bilmeye başladı. Ve Çin'de açıkça soykırım yaptığını açıkça söylemese de yapmış olduğu hareketleriyle, tavırlarıyla Doğu Türkistan'da yani açık ceza hapishanesine çevirmiş durumda. Nereden başladı 2015'ten sonra? Zaten daha önce Doğu Türkistan'da seyahat kısıtlaması vardı. Yurt dışına seyahat kısıtlaması vardı. Şehirler dışına çıktığınız zaman bulunduğunuz bölgedeki polislerden izin alarak çıkıyordunuz. Sonra 2015'ten sonra yeşil kart olayı diye bir kart var. Sizin o kartınızı gidiyorsunuz bulunduğunuz şeyden, memurlardan, polislerden yeşil kart alıyorsunuz. Şehir dışına çıktığınız zaman bununla çıkıyorsunuz. Bundan sonra şehir dışına yani ilçe, sadece şehir değil, ilçeden çıkmak istediğiniz zaman. Şehir dışına çıkmak ayrı bir şeydir. Bundan sonra millete pasport yasaktı. 2015'te millete pasport verdiler. Tamam, yurt dışına çıkabilirsiniz diye. Dünyanın tepkisinden dolayı herhalde. Pasport verdiler. Bir sene sonra millete verdikleri bu pasportları topladılar. Bundan sonra yurt dışına çıkıp Doğu Türkistan'a dönen her bir Uygur'u yurt dışına çıkması gerekçesiyle tutukladılar. Yani bunlar bir sürü Uygurlar, yani yüz binlerce Uygur, Doğu Türkistanlı bu sebepten dolayı hapishaneye atıldı.
bu toplama kampı açılmadan önce. Bundan sonra çocuk hırsızlıkları. Doğu Türkistan'a daha demin bahsettim seyahat kısıtlaması diye. Doğu Türkistan'da çocuk hırsızlıkları normal bir olay gibi karşılanıyor şu an. Yani Azerbaycan'da, Türkiye'de bir çocuk kaybolduğu zaman veya dünyanın herhangi bir yerinde bir çocuk kaybolduğu zaman çok büyük bir yankı uyandırır. Ama Doğu Türkistan'da normal bir olay gibi karşılanıyor. Çünkü Doğu Türkistan'da yani acayip fazla bu. Bu kaçırılan çocuklar nereye götürülüyor? Kim kaçırılıyor? Çin'deki devletle işbirliği olan mafyalar Doğu Türkistan'daki küçük çocukları kaçırıyor. Doğu Türkistan'da seyahat kısıtlaması olan bir ilçeden öbür ilçeye gitmek için izin aldığınız Doğu Türkistan'da bu çocukları Doğu Türkistan'dan alıp ta binlerce kilometre uzaklıkta Çin'e götürüyor. Burada Çin'e götürüp bu çocukları hırsızlık eğitimiyle eğitip bu çocukları hırsızlığa zorluyorlar. Ve hırsızlık yaptırıyorlar. Böylece bu çocukların, milletin geleceği olan gençleri bu şekilde bitiriyorlar. Bitirmeye çalışıyorlar. Bundan sonra sosyal medya kısıtlaması. Doğu Türkistan'da zaten şimdi dünyanın her yerinde serbest olan sosyal medya, bilirsiniz Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Bu tür şeyler Doğu Türkistan'da zaten daha önceden yoktu. Hiç olmadı. Hiç serbest olmadı. 2018'den sonra ayrı bir sosyal medya kısıtlaması getirdi. Ve mesela Çinlilerin WhatsApp'ın yerine kendilerinin kullandığı WeChat diye bir uygulaması var. Bunları kullanacaksınız dedi. Bunları kullanıyorlar. Başka uygulama her dünya çapında kullanılan şeylerin sosyal medya şeylerinin hepsi şeyde Doğu Türkistan, Çin'de var mesela WeChat gibi. Ondan sonra başka şeyler var. Bunlarla kullanacaksınız ama bunlarla yurt dışındaki akrabalarınızla ya da başkalarıyla iletişim geçtiğiniz zaman sizi hemen orada Çin polisi tespit ediyor ve yakalıyor. Şey yapma imkanınız varken bunlarla küçücük bir sosyal medyadan olsa da küçücük bir imkanınız varken iletişimi geçtiğiniz zaman siz şey yapıyorlar. Çin polisleri oradaki akrabalarınızı hemen hapishaneye alıyorlar. Bundan sonra Çin pasportları 2016'da milletin elinden aldı. Doğu Türkistan'ı tüm dünyayı kapattı. Doğu Türkistan'la bir zamanlar muhabirler gidemiyordu. Bunu fırsat bilerek kapattıktan sonra Çinliler Doğu Türkistan'la Uygur halkının dinine saldırmaya başladı. Camilere giriş yasağı getirdi. Nasıl başladı? Önce 5 türlü insan camiye giremeyecek. Çin komünist üyeleri, kadınlar, 18 yaş altı çocuklar, memurlar ve öğrenciler camiye giremeyecek. Ondan sonra camiye giriş kartı çıkarttılar. Camiye kartınız varsa girebiliyorsunuz, giriş kartınız varsa. Sanki biz üniversiteye girdiğimiz zaman giriş kartımız oluyor. Üniversiteye giriş kartımız olduğu zaman girebiliyoruz, olmazsa giremeyeceğiz. Bu camiye giriş kartınız devletten çıkartılıyor. Bu giriş kartını da 45 yaşın altındaki insanlara vermiyor. Yani 45 yaşındaki böylece 45 yaşındaki insanların camiye girmesini yasakladı diyebiliriz. Bundan sonra bir camiye giriş kartıyla öbür camiye giremiyorsunuz. Bundan sonra bu da yetmedi. Milletin cemaatle namaz kılmaması için cuma namazını yasakladı. Bu da yetmedi. Şu an zaten Doğu Türkistan'da bir zamanlar ezan Türkiye'de Türkçe okunuyordu. Doğu Türkistan'da Uygurca okunmaya başladı bir zamanlar. Şu an ezan bile yasak. Ezan okunmuyor. Ne Doğu Türkistan'da bir cami görebilirsiniz. Tarihi camileri şey olarak, sembol olarak bırakıyorlardı daha önceden. Şu an Doğu Türkistan'daki camilerin kubbelerini hepsini yıktı. Doğu Türkistan'da 28 bin cami vardı. Daha 2015'ten önce. 28 bin cami vardı. Şu an Doğu Türkistan'daki belki caminin sayısı bine yetmez. Olan camilerin hiçbirinin şeyleri yok, kubbesi yok. Bunların içinde namaz kılmak yasak. Millet sadece dünya görsün diye, bu camileri sağ kaldırıyoruz diye, dünya görsün diye sembol olarak
bırakmış durumda. Şu an Doğu Türkistan halkının namaz kılması yasak. Oruç tutması yasak. Bundan sonra kadınların başörtü takması. Daha önceden nasıl getirdi bu yasağı? Daha önceden kadınların çarşaf giymesi yasaktı. Tamam. Bundan sonra kadınlar maske takarak dolaşmaya başladılar. Dışarı çıktığı zaman maske takarak çıkmaya başladılar. Bundan sonra maskeyi de yasakladı. Başörtüyle dışarı çıkma ihtiyacı duyduğu zaman başörtüyle çıkıyordu kadınlarımız. Daha sonra başörtüyü de yasakladı. Daha sonra bel kısmından aşan uzun elbiseleri kadınların. Bel kısmından aşan uzun elbiseleri gördüğü zaman bel kısmından aşan kısmını makasla kesiyor. Bunun şimdiye kadar söylediklerimin hepsi şeylerle bağımsız kaynaklarla sabit delilli şeyler. Bundan sonra, gerçek. Evet. Bundan sonra İslam ve Türklüğü andıran herhangi bir simge, herhangi bir şey, mesela evinizde seccade olur, seccade olur, tesbih olur. Bundan sonra Türk bayrağı olur. Bundan sonra ay yıldızlı yüzük olur. Her şeyi yasakladı. Evinizde ya da kendinizde böyle şeyler bulunduğu zaman şey yapılıyor. Ya hapishaneye atılıyorsunuz belli bir müddet. Bundan sonra oruç tutma yasağı getirdi. Bu yasaklar, dine olan bu yasaklar bitmedi. Bir de oruç tutma yasağı getirdi Doğu Türkistan'da. Şu an Ramazan'dayız. Hepimiz rahatlıkça sahurlarımızı yiyebiliyoruz. Ve iftarlarımızı en güzel nimetlerle, Allah'ın verdiği en güzel nimetlerle açıyoruz. Ama Doğu Türkistan'da oruç tutma yasağı var. Nasıl oldu? İlk önce memurlara getirdi bu yasağı. Memurlar, devlet memurlarının hiçbiri oruç tutamaz. Oruç tuttuğunuz zaman, devlet memurları oruç tuttuğu zaman hizmetten atılıyor. Bundan sonra öğrencilere geldi yasak. Devlet okullarında okuyan hiçbir çocuk oruç tutamaz. Oruç tuttuğu zaman bu çocuğun anne babası şey yapılıyor. Anne babasına tutanak ya da ağır olduğu zaman hapse atılıyor. Hatta öğrencilerin oruç tutmaması için öğrencilere öğle yemeği veriyor Ramazan'da. Sadece Ramazan'da yapıyor bunu. Öğrencilerin oruç tutmadığını tespit etmek için öğle yemeği yediriyorlar. Bundan sonra oruç tutmak, bundan sonra bu gerçekleştikten sonra oruç tutma yasağı getirdi. Herkes oruç tutamayacak. Dinle yaşamayacak. Aydınlı İbrahim Bey, üzgünüm. Şu an Doğu Türkistan'da oruç tutan insanlar neredeyse yok. Eğer tutan varsa devletten gizli bir şekilde, Çinlerden gizli bir şekilde tutuyor. Eğer yakalandığı zaman, oruçlu olduğu tespit edildiği zaman bu insanın sonunu düşünemeyiz. Ya hapishane olur, ya toplama kamp olur, ya da başka bir şey. Bundan sonra toplama kampı. 2017'den sonra, dünyayı kapattıktan sonra Doğu Türkistan'ı toplama kampı şey yaptılar. Ver aydın İbrahim Bey, özür istiyorum. Kampında... Ver. Ben özür istiyorum o toplama kampları için. Hemen şu oruç kısmında bir şey eksik kalmış. Zamanımız artık yetişir. Beli. Tamam. Buyurun. Kısa. Buyurun, oruç tutma yasağıyla ilgili. Bakın. Bir de utanmadan ne yaptı biliyor musunuz? Ramazan'da millete zorla şeylerde, meydanlarda şarap ve domuz eti yeme yarıştırmaları düzenleniyor. Müslüman halkı şarap içiriyor. Domuz eti yeme yarıştırmaları düzenleniyor. Böylece milletin fıtratını bozmaya çalışıyor. Bakın, yani insan söylerken bile tüyler diken diken olan olaylar Doğu Türkistan'da yaşanıyor. Bu Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlerin sadece bir kısmı. Şu an bir şey dediniz, ondan sonra devam edeyim isterseniz. Yani Doğu Türkistan'daki mesela en önemli toplama kampı ve başka bir kardeş aile projesi olayı var. Onu da kısaca anlatacağım. Bundan sonra Doğu kısaca Türkistan'da... anladın. Zamanımız artık geçir. Kardeşlerimize de kısa sözler vereceğim. Tamam. Buyurun. Buyurun. Evet. Buyurun. Toplama kampı
toplama kampı daha önceki şeylerde, tarihlerden ben okumuştum. Mesela 1912'de İtalya'nın Livia'da inşa ettiği toplama kampları var tarihlerde. 1944'te Adolf Hitler'in Yahudilere karşı yapmış olduğu toplama kampları var. Bundan sonra şeylerde şeydeki Bosna Hersek'teki kardeşlerimiz de yaşamıştır bu olayı. Az çok olsa da. Ama Doğu Türkistan'da 21. esrin şimdiki çağdaş zamanda, modern zamanımızda toplama kampı diye bir şey var. Şu an bu toplama kamplarında resmi rakamlara göre, Avrupa'nın, Amerika'nın resmi rakamlarına göre 1 milyondan daha fazla, gayri resmi rakamlara göre 3 milyondan 5 milyona kadar Doğu Türkistanlı Müslümanlar, halkımız bu toplama kamplarında tutsak edilmekte. Toplama kamplarında tutulanlar ise sadece bölgede yaşayan Müslüman Türklerden oluşmakta. Kamplarda görevliler hariç hiçbir Çinli göremezsiniz. Yani orada Uygur Türk'ü var, Kazak Türk'ü var, Özbek Türk'ü var, diğer Türk ırklardan var. Ama ne hikmetse bir tane Çinli göremezsiniz. Çinliler bu toplama kampının adını ne koyuyor biliyor musunuz? Eğitim kampı. Yani mesleki eğitim yetiştirme kampı. Tamam mı? Ama toplama kampına baktığımız zaman çoğunluğu profesör, doktor, alim, sanatçı ve zengin iş adamları. Bu adamlara iş öğretmek için, bu adamları eğitmek için Çinliler bu bahaneyle toplama kampına alıyor. Aydındı. Evet. Ama toplama kamplarının içindekini içinde yaşananları anlarsak İnşallah. Ona bir zaman ayıracağız İbrahim Bey. Zaman ayıracağız. Size kadar bizim artık 5. efrimizdi. Biz 5. defedeki biz Uygur kardeş ve bazılarımızla görüşürüz. Toplama kamplarında hatta o işkenceleri gören biz dostlarımızla burada görüşmüşük, müzakirə eləmişik. Evet. Mən sizi İbrahim Bey, mən sizi bir dəfə bu tarixi faktlarla bağlı o cümlədən də bax indi söyləyəcəyiniz zamanımız təəssüflər ki sona yetməkdədir. Mən qardaşlara söz verməliyəm. Bir dəqiqə İbrahim Bey, bir dəqiqə. Hemen 2 dakika buyurun. Şu toplama kamp olayını içinde neler yaşandığını bundan sonra diğer konulara geçebiliriz. Zamanımız yani, yetti İbrahim Bey. Toplama kamp olayı çok farklı olduğu için bu insanlar haksız yere tutulduğu için ve toplama kamplarının içinde çok insan hor gören şeyler yapıldığı için, aşırı insanlık dışı şeyler yapıldığı için bu çok önemli. Bunu hemen anlatayım. Toplama kamplarında neler yaşanıyor? İnsanlar çeşitli işkenceler uygulanıyor ve o işkencelerin bazıları Çin devletine, Müslüman insanları Çin Komünist Devleti'ne bağlı olduklarını yemin ettirme, Çin Komünist Partisi'nin lehine sloganlar attırma ve erkek kız fark etmeksizin kısırlaştırma. Sadece erkekler değil, kadınlar da var toplam kaplarında. İnsanları su tanklarına daldırma, kadınlarının yüzlerine ve vücutlarında sigarayla söndürme, bileklerinden asılma, copla dövülme, elektrik verme, acı verici farklı nesnelerde dövme, ondan sonra soğukta bekletme, yoğun ve parlak ışıklarla körleştirilme gibi ve uzun süre gergin pozisyonda tutarak bunları uykusuz aç ve susuz bırakma, günlerce kaplan koltuğu denen hareketsiz koltuklarda oturma, elleri kelepçeli ve ayakları prangalı olarak dolaştırılma gibi bir sürü insanlık dışı şeyler yapılıyor. Yani bunları şeylerin gerek Azeri kardeşlerimizin olsun, gerek başka Türk milletinin olsun, Türk kardeşlerimizin olsun bilmesi gerekiyor. Şimdi neler yapıyorlar? İbrahim Bey, bunları inşallah bilirsiniz nətərdir. Orada biz de məlumatlıyıq da o kadar dəhşət işkənceler olur ki, mütləq və mütləq biz Türk günlərinin üçün ayırdığımız efirdə bunları təkrar müzakirə edəcəyik. Abdülvəli Bey, mən sizdən çox üzr istəyirəm. Seyfullah qardaş, sizdən də çox üzr istəyirəm. Sadəcə İbrahim Bey o qədər çeşitli məsələlərə toxundu ki, yəni onu saxlamaq da, onun belə də söhbətini durdurmaq da biraz uyğun olmurdu. Abdülvəli Bey, mən artıq sizə son sözləri verirəm. Xahiş edirəm qısa, sizdə artıq zamanımız yetmək üzrədir. Cəmi 6 dəqiqəmiz qalıb.
Mən xahiş edirəm Abdülvəli bəy, sizə bildirəsiniz. Siz görüşdüyünüz hörmətli Ərdoğanla da, o cümlədən də hörmətli Sayın Dövlət Baxçalı ilə də siz orada bax bu məsələləri qaldıranda onların sizə konkret nə kömək oldu? Necə kömək edə bildilər ki, siz məsəl üçün heç olmasa bu dünyaya yaymaq üçün bu məsələlər sizə bir vasitəsi oldular mı, bir kömək oldular mı? Qısa xahiş edirəm, artıq zamanımız yetməkdədir. Seyfullah qardaşa söz deyəcək. Buyurun, Abdülvəli bəy, buyurun. Evet, Allah razı olsun. Sayın Devlet Bahçeli olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız olsun. Ama bizi çok güzel davrandılar. Ama hepsini burada söylemem biraz sıkıntı olur. Çünkü bir amanet sözler var. Kimseyi söylememiz lazım. Şu yüzden sizden özür diliyorum. Çünkü Çin acalları var her yerde, medyada. Bunu inşallah sizi sonra kendiniz anlatacağım inşallah. İnşallah. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye'deki yaşayan Doğu Türkistanlılar için Allah razı olsun elinden gelince yardımcı oldular. Mesela Çin'i teslim etmek için Gümbürdağ'ın Uygur Türk'ü 3 sene önce Atatürk Havalimanı İstanbul'da tutuklanmıştı. Sayın Devlet Bahçeli'yle söyledik. Hemen iptal ettiler. Allah'a çok şükür meclis konuşma yaptı. Ondan sonra onları iptal etmedi. Onlar Türkiye'de rahat yaşadı. Çin'i teslim etmek Türkiye'den öyle bir durum olmadı. Hem Türkiye'de yaşayan Uygur Türkler için yani uzun dönem ikamet olsun vatandaşlar her şeye bir başvurularımız oldu. Hem bizden hem başka dernek başkalarımızdaki çalışmalar oldu. Bu konuda Allah'a şükür elinden gelince yardımcı oldular. Hem Türkiye'deki zor durumdaki Uygur Türkler için. Anlatsam çok Allah'a çok şükür ama Doğu Türkistan'daki Nazi kamptaki, zindandaki, Çin zulmündeki Uygur Türkler için şimdilik kadar bir önemli bir yardım olmadı. İnşallah bundan sonra olacak inancımız var. Bekliyoruz inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür. Seyfullah kardeş buyurun. Siz de sözünüzü deyin. İnşallah programımızı bitirelim. Buyurun Seyfullah kardeş. Müraciətinizi eləyin. İstəklərinizi bildirin. Allah sizden razı olsun. Buyurun. Evet ben de bir sene önce bu Ankara Azerbaycan Büyükelçiliği ile görüşmüştüm. Şey, Adana Çukurova Üniversitesi gelmişti. Azerbaycan yani Devlet Kurtuluş Günü'nde. Ben orada Azerbaycan Büyükelçisi'ye biraz bilgilerini vermiştim. Ailem ilgili ve Doğu Türkistan ilgili. Yani Azerbaycan Allah'a şükür Rusya işgalinden kurtuldu. Kurtulurken yani neden kurtuldu? Bu yani Allah'ın bu nimetine kadri yetmesi lazım. Yani kendisi kurtulduğu zaman diğer insanların kurtarmaya çalışması lazım. Olmazsa yani devletini yani ilerletmek için, devletini büyütmek için, devletini ve kalkındırmak için çalışmazsa, diğer insanları kurtarmak için çalışmazsa bu yani kendi başına düşebilir. Çünkü orada insanlar ücretsiz çalışırken bu Azerbaycan tüm dünyaya zarar oluyor. Sonunda ben bu Ramazan ayında yaşıyorum bir yani İslam dünyası için ve Türk dünyası için bir dua etmek bilen dua etmek istiyorum yani. Buyurun. Duanı bitirelim. Duanı bitirelim diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Buyurun. Allah kabul etsin. Buyurun. Amin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallallahu ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allah'ım dünyanın meşrik ve mağriblerindeki ve tüm dünyadaki senin yolunda cihat eden mücahitlerga ve İslam dünyasını, Türk dünyasını korumak için çalışan tüm askerlerimize yardım eyle Allah'ım. Allah'ım. Amin. Afganistan'da, Suriye'de ve Azerbaycan'ın Karabağ'larda görevde duran askerlerimize yardım eyle Allah'ım. Allah'ım. Bu Çin virüsü yani senin yani senin verdiği, Çinliler verdiği bir baladır. Onu bir virüs sebebiyle verdin. Allah'ım sen bu askerlerini gönderdin. Allah'ım bu Çin virüsünü Çinlilerge daha ziyade eyle. Allah'ım Çinlilerge gökten ve yerden ve her türlü denizden, kuruluktan askerlerini gönder Allah'ım. Allah'ım senin yolunda mücadele eden tüm askerlerimizge, mücahitlerimizge yardım eyle Allah'ım. Ve tüm şehitlerimize onlarını cennet ehline eyle Allah'ım. Allah'ım dualarımızı icabet eyle Allah'ım.
Allahümme Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. Bir rahmetike ya erhamer rahim. Allah razı olsun abi. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Davetimizi kabul ediyoruz. Zamanımızı bize ayırdınız. İnşallah biz əlaqələrimizi sıxlaşdıralım. Efirdən kənarda hər birimizin numaramız var bir-birimizdə. Mütləq və mütləq əlaqələrimizi bərkidəyin. Allah bizimlədir. Allah bizə kömək olacaq. Ona görə də qardaşlarım, Allah hamımıza da səbir versin inşallah. Dözək, dayanaq, duraq. Amma mücadiləmizi mütləq və mütləq aparaq. Allah rızası üçün aparaq və zəfər bizlədir. Təşəkkür edirik. Gecəniz xeyrə qalsın. İnşallah növbəti görüşlərdə birləşənədək. Sağ olun Allah amanında. İnşallah. Sağ olun. Minnətdaram. Minnətdaram. Qurban bəy, sizə də təşəkkür edirəm ki, bugün səbirlə, təmkinlə efrimizi bu cür mükəmməl qaydada idarə elədiniz. Gecəniz sizin də xeyrə qalsın. Allah sizin oruç daxil bütün ibadətlərinizi qəbul eləsin. İnşallah Allahın izni ilə tam zamanında biz verilişimizi yekunlaşdırdıq. Mənim üçün son dərəcə, yəqin sizin üçün də, siz də mənim qədər belə deyək ki, məndən də biraz daha olsun ki, fazla bu hissləri keçirtdiniz. Mənim üçün eşitdiklərim çox ağır gəldi. Çox ağır gəldi. İnanın ki, o İbrahim qardaş danışanda, o sonuncu məsələləri ki, bildirəndə mən artıq inanın dinləməkdə belə çətinlik çəkirdim ki, efirdir, açıq efirdir, canlı efirdir. İnanın ki, ola bilər ki, mən heç göz yaşlarımı da saxlaya bilməzdim. Və bu qədər dəhşətli faktları qardaşlarımız bildirdilər. Allah hamımızın köməyi olsun. Amin. Biz məhz türk olduğumuza görə, müsəlman olduğumuza görə və bu Çin zülümünə qardaş diz də orada bir məsələni dedi ki, güya biz Rusiya işğalından azad olmuşuq. Əslində isə qardaşımın yəqin kifayət dərəcədə məlumatı yoxdur. İndi Azərbaycanın böyük elçiliyi ilə deyir, mən əlaqə qurmuşam, görüşmüşəm. Efir vaxtımız əslində bitti. Qardaşımın bəli, məlumatı yoxdur ki, biz əksinə daha ağır bir işğal altına düşmüşük və inşallah Allahın izniyəndə bundan da üzü ağ qurtula bilərik. Qurban bəy, buyurun, yekunlaşdırın. Siz də bizlə sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın, minnətdarım. Sağ olun. Oldu, oldu. Gecəniz xeyrə qalsın. İnşallah görüşərik. Sağ olun, sağ olun.